eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Gelmedi. Hayda. Evet. İstemedi kendisi. Ama nasıl oldu? Gerek yok dedi. Şeyma. İstememesi Şeyma. Bize ne şimdi kopyala şeymiş. Şeyma istememiş. Madem öyle dedi, takşi yüzüğü de belli olsun kimin aldı. Bu kadar. İnanılmaz stokçu benim kaynağım. Savaştılar. Herhalde biz sadece biz ayakta kalırız. Bir insanın evinde niye 70 kilo deterjan olur? Abartma ama. Benden fazla geziyor. Ben yeni evliyim. Öyle mi? Onlar cezalı. Niye? Sorun yapmadıkları sizce gezmek yok. Mutlu yıllar anne. Mutlu yıllar anne. Geldi işte. Bana geldi işte. Zamanda öldürdü. Ver onu. Ama sen de öyle yaparsan ben çalışamam ki. Hani ben çorbayı yapmaya karar verdim. Arabaşı çorbası. Benim kelinimin çorbası kadar olamaz. Periğü merühü onlar ne? Ben onu bilmem. El açması bir börek isterim. Yanına da sarma olursa çok güzel olurdu. Son 45. Kuruşlar artık ben daha başka bir şey bilmiyorum ha. Ben soda alırım eğer varsa. Sodam yok. Onlar yavrucuğum boş ver sen. Bayanlar baylar, Zuhal Topal'la sofrada da haftanın dördüncü günü başlıyor. Bugün Elvida Hanım ve gelini Şeyma'nın evine konuk oluyoruz. Karşınızda programımızın yıldızı Zuhal Topal. Efendim, büyük finale bir gün kala sizlere Ataşehir'den sesleniyoruz. Kocaeli'nden gelen Elvida Hanım ve gelini Şeyma içeride beni bekliyor. Ben de ne yapıyorum? Kapıyı çalıyorum. Ruhuma çok iyi geldi sabah. Merhaba, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Herhalde sensin gelinimiz Şeyma. Merhaba Elvida Hanım. Merhaba. Kubilay'ın teyzesi evet. Kubilay'da evet. Eşi. Evet. Nasılsın Şeyma, tatlım? Şeyma'cığım memnun oldum. Hoş bulduk. Ben Şeyma Ayar, 24 yaşındayım. Bir yıllık evliyim. Pasta işleriyle uğraşıyorum. Sosyal medyadan dekoratif pastalar yapıp satıyorum. Ben Elvida Ayar, 44 yaşındayım. Özel bir firmada kaynak operatörü olarak çalışıyorum. Elimizde gaz altı kaynağı oluyor. Onlarla biz kaynatıyoruz bozuk olanları. İşten güçten, iş verdiği oldu zaten başka bir şeyde vaktimiz olmuyor. Aslında lisede tanışıyoruz. Sadece merhabalığımız vardı. Çok fazla hatırlamıyorum zaten o zaman da hiç tipim değildi. Tipin değilse niye geldin o zaman? Ama sonra bir değişmiş anne. Ondan sonra zaten oldu. Üniversitede okul bitirme ödevim vardı. O ödev için arkada bizim ortak arkadaşlarımız çok fazla var. Arkadaşım onu tavsiye etti. Aslında ona sormuştum ama ben yapamam dedi. Hani yardımcı olamam dedi. Ve eşim... yönlendirdi. Ben de sosyal medyadan ona konuştum, söyledim. O da yardım edeceğini söyledi bana. Hani beraber destekle birlikte yaparız dedi. O an etkilendim ondan. Kahveydi, çaydı derken biz sevgili olmaya başladık ve bugünlere geldik. Gezmeyi çok seviyor, inanılmaz seviyor. Hani işten çıkıyor, gerekirse 2 saat uyuyor gece gideceği zaman. Ama yine de o gideceği yere mutlaka gidiyor. Hani hiçbir şekilde onun şeyi yok. Hani başka türlü gezemiyorum zaten. Gidecek yakında. Başka türlü zaten gezemem. Ama genelde ben gece vadisine çıkınca geziyorum. 56'ya çıkıyoruz. O zaman sabah bir çıkıyorum. Gece 12, cumartesi 12'ye kadar uyumam. 12'de bir yatarım. Ertesinde öyle uyurum. Zaten pazartesi 3'te gittiğimiz için de
O bana yetiyor yani. Her akşam da gitmiyor. Abartma ya. Hafta içleri hariç, komşular o kadar hariç. O olacak zaten. Günlerce şeyler baya baya gidiyor, ediyor falan. Sen de gel. Ya benim işim var evde, işten benim geliyor. Benim yok mu? Benim yok mu? Ben yeni evliyim. Kimin eviydi burası? Burası bir aile yakınımızın evi, Sezgi Hanım'ın evi. Sezgi Sağ olsun Hanım. Kapılarını bize açtılar. Sağ olsun Sezgi Hanım'a da merhabalar diyelim. Teşekkür ederiz. Çünkü ailemiz Kocaeli'nde ikamet ediyor. Yakın mı oturuyorsunuz birbirinize evet, Şeyma? Çok yakın oturuyoruz. Çok yakın. Evet evet çok yakın. Ah ne güzel. Ne kadardır böyle bu? Yani bir senedir böyle ilk evi o şekilde tuttuk. O şekilde de devam ediyor. Sen ne kadarlık evlisin? Bir yıllık evliyim ben. Daha zaten de evet, bir yıl olmuş. Ömür boyu mutluluklar Kubilay. Sağ olun. Evlenme teklifi nasıl geldi? Nasıl oldu? Gelmedi. Hayda. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç romantik bir eşim yok benim. Yapma ya. Evet. Allah Allah. Evlenme teklif etmeye gerek yok ki sonuçta evlendik. Bu belli bir şey daha. Yani evlenmek için evlendikten sonra olmuyor. Öncesinde ediliyor tamam, genelde. Evlilik yok sonuçta. Evlendik. Gittik kuyumcuya. Tek taşımızı seçtik. Otobüste giderken bana dedi ki madem öyle dedi takşi yüzüğü de belli olsun kimin olduğu. Bu kadar. Bu yani. Bu ne romantizm bu bile. Bu yani. Genç kızların hayali. Neden gördün öyle? Olmaz hayali. Peki bir saniye evlenmeye nasıl karar verdiniz yani? Ya, biz damdan düşürüp hadi gidiyoruz bu hafta sonu. Gittik. Gittiniz istediniz. Tanışmaya anne baba da gelmedi. Anneanne, evet. Kubilay'ın anneannesi, dedesi ve teyzeleri geldi. Biz sadece istemeye gittik. Ay kurtulun arkası nerede? Bayılamadım ya hastalığıyla. Biz dışarıda bunlarla bir şey konuşuyorduk. Biz gittik ki enişesi çoktan istemiş kızı. Aynen öyle. Sizde hiçbir kardeşim... şey olması gerektiği gibi olmamış anladım evet, evet. Kadarıyla. Yok, yok. Güzel bir evlilik teklifi edeyim, tek taş beğenilmiş. Ya, her şeyimiz olaylıydı zaten Zuhal Hanım. Tabii bari o de normal olsaydı. Çıkma olayımızı anlatmak isterdim şu an. Birazdan değinirim ona. Evet. O ayrı bir olay zaten. Onun ne olayı var? Orada ne oldu gene? Ne gibi enteresan? Anlatayım. Anlat. Biz ödevi yaparken, üniversitede bitirme ödevi vardı. Ödevine yardım ediyordum ben. Kafede buluşup konuşma devam ettik. Tamamen arkadaşlık sınırları içerisinde. Aynen. Aynen. Normal şartlarda evet. Öyleydi. Evet. Ödev bitti vesaire derken konu flörte kadar geldi. Ne çalışıyordunuz? Hangi dersteydi o flörte kadar geldi? Bilgisayarda hiç anlamadım. Program yazıyorduk öyle. Evet. Allah Allah. Program yazarken birbirimize yazmaya aynen, başlıyoruz. Aynen biraz öyle oldu. Hazır program yazıyoruz biraz da birbirimize yazsak ya. Aynen öyle oldu. Ben tepkiyi yapmayacak eminim. Biz niye çıkmıyoruz ya? Kubilay yine romantik bir hareket. Gerçekten yani bir romantik komedi filmi çekilse öyle oynaması gereken. Ben direkt böyle ne yapmıyoruz? Bak ben böyle kaldım. Sen de iyi ya böyle bir tavır karşısında iyi bari eve gittim. Ben olsam süründürürdüm mesela yani. Peki nasıl gelin kayınvalide aranız? Bizim mi? Biraz böyle... Bir durdular. Aa, neler oluyor? Neler oluyor? İnanılmaz stokçu benim kaynanam. Neyci? Stokçu. Stokçu. İnanılmaz. Yani bir Allah korusun bir şey olsa savaş falan herhalde biz sadece biz ayakta kalırız. O zaman dua edersin falan. Gıda mı yığıyor, eşya mı, ne yapıyor? Sadece gıda olsa iyi. Şaka, ne yapıyor mesela? Çay, deterjan, ne bileyim, parfüm, sabun, parfüm, krem. Parfüm yani, yani alıyorlar gerçekten benden. De Allah korusun bir hal olsa bir şey olsa. Önemli parfüm çok önemli. Şeyler olsa parfüm çok önemli. Güzel kokmalıyız her gün. Yani ne olur ne olmaz. Yani tsunami olur, deprem olur, Allah korusun yangın olur, sel olur ama güzel kokmalıyız. Ama Zeynep Hanım geliyorlar yani anne parfüm bitti mi? Anne şu var mı diye istemesini biliyorlar. Ha. Alırken de böyle konuşuyorlar işte. Boş öyle durumlar onları. Da var. Boş var tabii ki. Sizi. Bir insanın evinde niye 70 kilo deterjan olur? Abartma ama. Ya bu koltuk bayılmama uygun değil. Hayır bir anne benim evimde 40 kilo var. Sende 60-70 kilo var. Yok ama ben onu başkası lazım olanı veriyorum ya. Belki satış mı yapıyordur acaba yok. İnternet üzerinden falan? Yok, 70 yok. Kilo mu? Hayır hayır mümkün değil. Nereye sığdırıyorsunuz pardon? İşte deponuz evim, falan mı var? Küçük işte evim. Keşke büyük olsa daha ne olurdu? Büyükleri dolduruyor artık. Büyük evleri dolduruyor. Bu yüzden büyük eve taşıyorum. Aynen, yolayı, o yüzden yakında tuttum zaten. Arge niyetinde. Yakında ha. Da. Ha. O yüzden ben oraya taşıyorum. Hiç eve getirmiyorum. Anladım. Ama kullanıyormuş. Haberini anladım. Aldım onun. Neyi kullanıyormuş? Ne koyarsam oraya? Sen nasıl gidip izi gizli mi alıyorsun evden? Benim evimde. Hayır, onun evine koyuyorum ya. Evim büyük değil. Evinde bana yer yok. Seni nereye koydu artık? Benim küçük. Ondan büyük ev. Ben annene aldınız zannettim büyük ev. Yok. Benim kira küçük evim. Ya Allah'tan bir arada oturmuyorsunuz. Kaybolurdun sen deterjanların parfümlerin arasından. Şeyma nerede? Artık onun evine dolduruyorum artık. Artık yani böyle fazla var diye
parfümüm bir sıkıyor bunlar böyle öyle kayıp ederim. Kardeşim bu bütün ev nasıl parfüm kokuyor? Aman güzel kokuyor. Bence de. Bende de parfüm takıntısı vardır yani. Bende de var işte ama. Sizde bir hayli evet anladım. Başka ne var haz etmediğin kayınvalidenden? İnanılmaz geziyor. Geziyor. Ama geziyor. Sen hani ya, benden fazla geziyor. Ben yeni evliyim. Öyle mi? Hep tam tersi oluyor. Gelinler çok geziyor. AVM, AVM de şikayet alıyoruz. Bu sefer tam tersi. Seni niye götürmüyor? Beni niye gitmiyor? Gitmiyor. O gitmiyor. Evet, ben biraz... giderim. Ben gelmeyi severim. Biraz yürüyemiyor da. Yürümekten geç bir insan. Allah Allah. Yürü onlar ya gençsin. Şimdi ya, bak ben... havalar da güzel. Onlar cezalı. Niye? Sorun yapmadıkları sürece gezmek yok. Dur sen daha Elvida Hanımcığım bir sene olmuş da. Bir sene nedir daha dur. Daha ne olsun? Daha gençler geçecek. Değil mi? Şimdi çocuk düşünceleri yani yoktur herhalde. 25 yaşına gelmiş. Daha ne olacak? Tamam işte daha 25 yaşındayım. Ay şimdi o neden istiyordur? Şimdi o kesin çocuğun 3 yıllık bezini, pudrasını, şampuanını, zıbınını, patiğini, putiğini, her şeyini almıştır ondan. Şimdi onların kullanılması lazım. Stokları eritmek için. Aynen öyle. Evde yer açmak lazım. Yer açmak lazım. Şeyma'da böyle hani şöyle şusu şöyle olsa daha iyi olurdu falan diyeceğim bir şey var mı? Vallahi çok uyuyor. Çok uyuyor. Ne zaman telefon açsam açılmıyor telefon. Bu diyorum cep telefonu. Nerede duruyor bu cep telefonu acaba? Geç mi kalsıyorsun öyle? Yani şimdi şöyle ya. Eşim sabah gittiği zaman onu gönderiyorum. Saat 8.30'da yatıyorum saat 1. Ben de uyuyorum. Akşam kaçta uyuyorsunuz? 12.00. Ay yani bu kadar çok geç mi yatıyormuşsun? Evet. O kadar insan nasıl uyur ya? Yani ne bileyim. Nasıl bir büyüye var? Neyse çocuk olunca mecburen kalkacaksınız zaten. Şimdilik buyursunlar. Sabırsızlıkla bekliyorum zaten. Sen çalışıyor musun? Çalışmıyorsun. Yok. Evde sosyal medya üzerinden pasta yapıyorum ben. Aa ne güzel. Evet pasta yapıyorum. Aa bugün var mı pasta menüde? Bugün pastamız yok ama tatlımda iddialıyım tabii ki. Tatlıda iddialısın. Evet, dur şimdi menüyü bir baştan dinleyeyim bakayım ben. Tamam. Arabaşı çorbam var. Arabaşı çorbası evet, tamam. Evet. Peruhim var. Peruhi. Piruhi gibi olmasın o. Mantı mı? Peruhi. Mantı gibi mi? Mantı gibi evet. Ha, piruhi de diyorlar, peruhi de diyorlar. Aynen. Büyük büyük olanlardan değil mi? Aynen büyük tamam. Üçgen şeklinde safran oluyor özel. Bir yemeği. Güzel güzel. Yanında havuç tarator var biraz dengelesin diye. Sebze ve karbonhidrat. Aynen aynen. Güzel. Daha sonrasında garnitürlü bonfile, dana bonfilem var. Yanında patates püresi var. Ben hepsini dengelesin diye birbiriyle uyumlu yapmaya çalıştım. Uyumlu. Evet. Daha sonrasında da fincanda kadayıf tatlım var. Aa fincanda kadayıf daha evvel yapılmıştı. Evet. Güzel güzel. Marketi biliyorsun herhalde bugün. Evet biliyorum. Ha. Yani şey bir de mevsim salatam var. Ha mevsim salatam da var. Bunlar benim için hiçtir. Çünkü gelinim beni ağır yemeklere, zor yemeklere alıştırdığı için bunlar bana çok pasif geliyor. Bugün Elvida Hanım'ın masasında hiçbir zor yemek yok. Oturup 1,5 saatte o yemekleri yapacak, 1,5 saatte bitecek, çay kahvede içecek. Zor yemeği yok. Bana da ikram eder inşallah bir çay. Oturmaya giderken yapılan bir yemekler. Çünkü... Her gelin bu yemeği normal misafire de yapıyor. Bu gelin 2,5 saate bu menüyü yetiştirir. Yetiştiremese de gitsin zaten. Peki ben seni markete uğurlayacağım. Biz burada tamam. Birazcık daha sohbet edeceğiz. Sonra mutfakta buluşacağız. Tamam. Yalnız mı gideceksin Kubilay'la mı gideceksin? Ben gitmem. Tabii canım ben de şaşardım zaten. Senden beklemezdim zaten. Yani market ona ters. İyi şekerim seni gönderiyorum. Tabii tamam. Markete ne gerek? Garip teklifine gerek var. Çıkma teklifine gerek. Sen gel bir saniye. Dur bir dakika. Şu saçlar bir dön. Evet. Bir dön al önüne gel yanıma otur 2 dakika. Bu saçlar nasıl böyle bir 2 metre saç var burada? Evet. Senin hep böyle uzun muydu? Evet uzun. Ama zannedim ama... kessin azıcık. Çok artık kırılmaya başlamış. Kessin diyorum. Uçlardan. Kesilmem diyor. Ha, sen istemiyorsun kesin. Ben uzun saçı seviyorum. O yüzden. Bu biraz hala Rapunzel gibi ayol. Olsun. O yüzden zaten. En azından zor durumlarda kullanırız. Yani anahtar yani. Gücünü alır saç, gücünü alır. Bir şey söyleyeceğim. Şu kadarcık kesemiyorum. Yok, bu kadarcık da mı? Kırıklarını aldırsın. 4 senedir daha makas değmedi saçına. Aa. 4 senedir beraber. Evet, ama bakımını sürekli yapıyorum tabii değmedi. Ki. Tamam. İyi hadi güle güle görüşürüz tamam, sonra. Hadi görüşmek üzere. Hadi Allah bu saçları servis yaparken sakın açık bırakmasın. Kayınvalideler çok laf ederler. Siz de hiç konuşamadınız. Evet, hiç konuşamadık. Siz kimin teyzesiydiniz? Ben Kubilay'ın teyzesiyim. Yani kız kardeşisiniz. Evet, ortanca kız kardeşim. Siz evli misiniz? Hayır, bekarım. Aa. Yani işte bu yüzden... Kaynında durdur damat, koca durdur ondan evlenmiyorum. Ha görüp korktunuz. Kafam rahat aynen. İstediğim gibi geziyorum, tozuyorum. Çok uğraşıyoruz ama olmuyor. Ya
Ama hayırlısı yani. Bir yerde vardır kısmeti onun. Öyle diyoruz artık yani. Bekliyoruz yani yapacak bir şey yok. Vardır da ben aramıyorum. Duruyorum. Dursun dursun. Kaç kardeşsiniz? Beş kardeşiz. Aa şimdi göreceğim beş kardeşi. Bu arada gelinimiz Şeyma marketin yollarına düştü bile. Gayet. İyiyim. Vakit kaybetmeden markete gitmesi, alışverişini tamamlaması ve aynı hızda eve geri dönmesi gerekiyor. Düşmeyeceksin değil mi? Hayır, düşmeyeceğim. Gayet iyi geçecek. Beni yine de biraz tedirgin ettin. Gözüm üzerinde. Şimdi önce manavdan başlayalım. Gelinimiz alışverişine sebze reyonundan başlamayı tercih ediyor. Sırada ne var Şeyma'cığım? Burada hemen gelmişken şeyleri alalım. Karabiber alacağız. Baharatlar demek. Tatlı, toz, kırmızı biber. Eşin seni nelerden kıskanıyor öyle? Ceviz. Nelerden aslında birçok şeyden kıskanıyor. Sevgiliyken kıskanmıyor muydu peki? Evet, sevgiliyken çok da kıskanmazdı aslında beni ama evlendikten sonra çok değişti. İnanılmaz değişti. Asıl sevgiliyken kıskanması gerekmiyor muydu? Yani kavga ederdim beni niye kıskanmıyorsun, sevmiyor musun diye falan ama yok yani hani şey yapmazdı. Kıskanmazdı ama evlendikten sonra ben nane bulamadım ya. Nasıl bulamadın? Önünde ya. Tamam şöyle geçelim. Şimdi... Ya şimdi biraz daha şey, kıskanç, inanılmaz hatta. Gelinimizin alışverişte hem çenesi hem de ayakları çalışıyor. Sırada hazırlayacağı lezzetli yemekler için et reyonu var. Ben 7 tane dana bonfile istiyorum. İnceltilmemiş güzelinden. Kalın dilim mi? Yani hafif kalın, aynen. Dağılmayacak şekilde marine edeceğim çünkü. 7 tane dana bonfileye bütçen yetecek mi ya acaba? Ya ama alman lazım, herkese bir tane düşüyor. Bir tane ya yanarsa? Öyleyse neden 8 değil de 7? Ben işte. Sana hani. İçecekleri de alalım mı burada? Lafı kaynatıyorsun gibi geliyor bana Şeyma. Ama yapacağım bir şey yok. Küçük içecekler alalım şuradan hemen. Benim annem de bu arada kaynakçıdır. Haberiniz var mı? Çalışıyor. Çalıştığı yerde kaynak yapıyor. Bildiğiniz elektrik kaynağı yapıyor. Kadın başına. Aynen. Kaynakçı mısın? Kaynakçıyım. Vallahi bravo. Gerçekten. Ay hiç bilmiyordum, hiç bahsi geçmedi ki. Öyle bir konu çıkmadı evet. Kaynak. Normal robotlarla yapıyor. Kaynak. Robotlar kaynak yapıyor ama o bozuk çıkanmaz değil mi? Biz elimize kaynatıyoruz. Elektrot kaynağı oluyor herhalde bizim yaptığımız. Gazaltı kaynağı diyorlar. Gazaltı kaynağı. Gazaltı çok kaynağı. Bilmediğim bir konu, bir sektör açıkçası. Vallahi, pek bir şey söyle. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? 3 yıldır yapıyorum. Neden bu iş? Ya seviyor bilmiyorum. Musunuz? Hayır, sevmiyorum aslında. Ailede mi var? Yok. Aslında çalışmayı sevmem. Baba mesleği. Ben niye çalıştığımı da bilmiyorum diyor. Çalışmayı sevmezsiniz. Ben çalışmayı hiç sevmem. Bunun yüzden çalışıyorum. Düğün yapacağım diye bir işe girdim. Kaynak lazım tabii o olan. Bunu kaynatacağım ondandır. Ay. Yok işte düğün yapacağız diye falan girdik. Ha. Şimdi çıkamıyorum. Alıştım da işe. Alıştın da. Alıştım da işe. Kaynak yapa yapa gidiyorum diyorsunuz. Ama seviyorum da kaynak yapmayı. Kaynak yapmayın sizden dedi. Herkes bugün, kendi şeyini kullansın. Bugün kaynatacağım ağzım. Bunu zaten o olacak yani en fazla. Konuşmayacak. Ay! Elvida Hanım müthiş bir performans bu. Gününü bekliyormuş Elvida Hanım ya. Şu küçük süt bana yeterli. Yeterli evet. Tamam ben unumu aldım. Şeker lazım, yağ lazım, salça lazım. Şeymacığım ne zaman anne olmayı planlıyorsun? Ya aslında ben istiyorum ama eşim hiç istemiyor. Öyle mi? Evet. Neden istemiyormuş? Yani onun biraz hayalleri var. O hayallerin peşinde koşmayı seviyor. Çocuk sahibi olmak o hayallerden biri değil mi? Şu an maalesef değil. Bu arada alışverişte birer ikişer tamamlanmak üzere. Midem çok bulandı. Midem mi bulanıyor? Aa niye? Aa bilmiyorum. Efendim hangisi daha şey onu alabiliriz? Tam da konusu geçerken yoksa şey olmasın? Aa hayır. Değilim. Ya bana domates salçası... Kayınvalidene bu güzel haberi ben vermek isterim. Keşke öyle bir şey olsa verecektim aslında. Gelinimiz minik bir mide spazmına rağmen alışverişini sürdürüyor. Benim kaynanamın doğum günü biliyor musun? Ciddi olamazsın. Evet. Ve onun için bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Yoksa pasta mı? Evet. Pasta da yapacaksın yani. Ya alsak daha iyi olur aslında. Şimdi daha yapayım onu. Nereden alacağız pastayı? Hem süren geçiyor. Ya... alırız bir yerden. Bana yardım etmez misin? Yaparsan yardım ederim. Nar ekşisi. Ya ne kadar pahalılar. Bu telaşı arasında kayınvalidesinin doğum gününü de unutmayan gelinimiz ürünlerini aldığı gibi kasanın yolunu tutuyor. Ama burada kimse yok. Buraya bakar mısınız?
Yalnız süren geçiyor Şeyma'cığım. Evet. Ödenen ürünlerin poşetlenmesi nihayet bitiyor. Bakalım gelinimizin sürpriz doğum günü pastası için bütçesi kaldı mı? 30 liram kaldı, pastaya paramız kaldı. Neli pasta alacaksın acaba? Çikolata alırız herhalde. Çikolata mı? Annem sever. Ben meyveli seviyorum. Ama kaynanam çikolata mı sever? Onun doğum günü. Plastiği de çok seviyorum. Kapaklı kutuları, cam olsun, plastik, onları da çok severim. Plastik kullanma, plastik zararlı ya, hani cam kapla. Çok şeyden değil ama camları da mesela ben hani şey Ramazan'dayız ama söylemesi ayıp, hani aşırı olsun bir şey olsun. Ben kapaklı şeyleri alırım, kaseleri. Aa, hani herkes 6 tane alır, için. Ben 24 tane alırım. O da kutuda bir yerlerde duruyor. Kutunun içinde. Sadece ev değil, çantası da aynı. Ne? Çantası. O da öyle ya. Çantası. Aa! Diğer evde kendi çantasıyla gider. Şimdi şey bitti, puanlama bitti. Ben puan vereceğim. Hanımefendileri dışarı çıkarırken herkes çantası dedi ki bu balıkçın sağ olsun dedim. Böyle bu kimin dedim, benim dedim. Ne koyuyorsunuz içine böyle dedim. Ay benim biraz fazla. Ay ay ay. Böyle bir çantası var, kaldıramadım. Ben de koltuğa geçirdim. O yine küçük. O niye azaltmış halim beni? Ne var içinde af buyurun, sorması ayıptır. Ya ne var? Ne ararsın? Özel eşyalarım olur. Çekmiyorum. İşte burada Zuhal Hanım, getirdim sizin için. Evet, bu boş hali. Bu boş hali. Yemin ederim var ya, 7-8 kilo var burada. İşte o boş hali işte. Ay. Açsak içinden ne çıkar acaba? Açabiliriz yani içinden. Açırız, özel şey yok değil mi? Özel zaten çıkartmamış. Bakalım neler varmış. İçinden kaynak makinesi çıkarmış değil mi mesela? Ne var? Bu ne? Bu şarj aletim. Şarj, şarj aletine bak ne güzel. Güzel, evet bakalım neler çıkıyor. Onları da kendim yaparım zaten. Aa, bunları da kendiniz yapın evet. Vallahi. Tek parfümle de dolaşamam. İki tane parfümle dolaşırım. Ay parfüm de yedek parfümle dolaşıyor. Evet. Islak mendilim, cüzdanım. Dur çık bak, çantadan çıkanlar. Ay bakarız. Çok varmış bugün ya. Çikolatam. Bu ne? Powerbank'im. Çikolatam vardır, kremim vardır. Bu da bozuk para cüzdanım. Çikolataya bak. Markaları var diye kapatıyorum. Çikolata. Bu da bozuk para cüzdanım. Ay bozuk para zaten, burası yarım kilo, bir kilo. Ay. Sakızım, kalemim. Ay. Aynı. Bu da vardır. Oje. Diğer ağrı kesici. Ağrı kesicisi. Ay başka ne var? Burada ağır bir şey ay, var. Ay orada benim... Ne var? Orada ayakkabımı koymuşum. Ayakkabı mı? Ne? Ayakkabı. Çantam. Çıkar çıkar. Kızım dışı koy. Limonlar. Allah'ım yarabbim. Tansiyon düşmesin diyor da. Bunu biraz biz de bekliyorum. Ama bunu biz biraz de beklemiyorduk. Bunu biz de bekliyorum. Biraz abartmışım ya. Bir kilo limon çıktı. Seyyar limonatacılık falan mı yap? Kocan çıkacak diye bekliyordum burada. Yok, getirdim koydum poşete, ne olur ne olmaz. Lazım olur diye. Gezerken daha çok şey taşıyor. Ne? Daha büyük sırt çantası alıyor yanına. Gittiği yerden aldıklarını sırt çantasına koyuyor. Ay, aynen ay, öyle ay, ya. Bir de taşıyamadığı zaman biz taşıyoruz. O yüzden gezmeye de gitmiyoruz artık annemle. O yüzden erkek evlat yaptım zaten. Taşısın diye. Taşısınlar ki. Ama artık gözüm taştı. Çok alemsiniz ya. Vallahi. Ay geçelim mi mutfağa? Birazdan gelir çünkü kızımız. Sen bunlar artık. Ay sen ya nasıl toplayacaksınız? Kusura bakmayın çıkart. Arkadaşlar yardım edin. Toplayın. Bir el atın çocuklar. Çıkartması iyi de toplaması sıkıntı. Böyle güzel bir pasta istiyorum sizden. Evet, şu güzel sanki. Hayır, o güzel değil. Değil mi? Muzlu olan daha güzel görünüyor. Hayır, hayır, bunu alalım. Muzlu olan konusunda ısrarcıyım. Hayır, bunu. Meyve daha sağlıklı. Ama hayır, ben bunu istiyorum. Ben muzlu pasta seviyorum. Ama kayınvalidem çikolatalı sever. Öyle olsun. Evet, evet, bunu verelim. Gelinimiz Elvida Hanım'ın doğum günü için ona sürpriz olarak yaş pastasını da almayı unutmuyor. Şimdi eve dönme zamanı. Hadi gidelim koşun. Kaynağım duymasın. Neyi duymasın Şeyma'cığım? Pasta aldık ya. Doğum gününü yapacağız ya. Duymasın yavaş. Gelinimiz çıt çıkarmadan eve giriyor. Şimdi asıl telaşının başlayacağı yere, mutfağa dönüyoruz. Süper Hanım. Bu da bizim Kastamonu'nun başörtüsü. Aa çok teşekkür ederim. Kastamonu'na getirdik. Ay ne güzel renkler. Çok teşekkür ederim. Takayım. Takın. Yakıştı ama. Saraştı. Ay teşekkür ederim. Sağ olun, zahmet etmişsiniz. Ne zahmet? Nerede herkes ya? Aa nereye kayboldular? Bir anda ikimiz kala kaldık. Mutfakta ben çok yalnız. Bende de ne laflar ne laflar. Vallahi bazen kendime şaşırıyorum. Nereden buluyorum bu lafları diye. Bilmiyorum işte. Ay, gelin geldi. Geldi, gelin evet, geldi. Şeyma geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size şunu da ben koyayım. Tamam. Gel. Gel, hoş gel. Ay yürüttüm seni, kusura bakma. Azıcık tepsek duyuyorum. Yoruldum bu Şeyma. Birazcık yoruldum. Ay, ay. Ben aldım.
Annen tamam, gibi sen de yiyormuşsun. Ne orada 5 kilo patates gördüm sanki. Evet, kilo yapacağım ya. Zuhal Hanım, bu arada sizlere bir sürprizim var. Ne gibi, ne gibi? Kızımızın markette biraz midesi bulandı. Acaba diyorum. Bir şey söyleyeceğim, markette miden mi bulandı? Evet, işte. Neyse, sen üstünü başını tamam, değiş geldi. Şimdi bunlar hassas meseleler. Evet. Hipotamatsız insansın, la kadanak burada söylüyorsun. Gel kulağıma söyle bari. O da heyecan, bunu miksere ne oluyorsa. Ama neden heyecanlandı ben anladım. Hemşeriniz ya. Hemşerim derken? Kastamonu çatal zeytinliyim. Kesin bizim memleketten, bizim köyden, bizim mahalledensindir. Siz Çatalzeytin köyündeniz bir de. Ben Kurfalılar köyündenim. Kurfalılar da biliyor. Galiba oralı. Biraz daha konuşursak kafadan çıkacağız galiba. Yok yok, çıkmaya gerek yok. Mutlu yıllar anne. Mutlu yıllar anne. Hadi izleyin, dilek tutun. Bir tane soru. Evet, o da var. Nice güzel yıllarınız, yaşlarınız olsun. İnşallah. Ne güzel. Ne güzel denk geldi. Evet. Ay. Çok güzel denk geldi gerçekten. Ya bak, evlilik teklif etmiyor ama doğum günü unutmuyor. Bravo. Aa, güzel, güzel hareket. Unutma. Nice yıllarınız, yaşlarınız olsun. Teşekkür ederim. Çoluğunuzla, çocuğunuzla inşallah. Çok sağ olun. Torunlarınızla. Elvida Hanımcığım. Teşekkür ederim. Ay, duygulandı, kıyamam. Ya bir şey, biz bir şeyler duyduk. Ya sağda sağda diyorlar ki. Kuşlar öttü de biraz midesi bulanıyormuş senin hanımın. Üşütmüştür. Üşütmüştür. Hiç kondurmuyordu. Çık, çık lütfen Allah aşkına ya. Eğlen dışarıya çıkmıyor ya. Nasıl üşütecek acaba? Ev soğuk. Bizim oradan esiyor. Gerçekten. Elvida Hanım'ın doğum gününü biz de ekip olarak kutluyoruz. Ve pastayı şimdilik bir kenara kaldırıyoruz. Tamam. Valla her şeyin hayırlısı artık. Yani bize de haber verirsiniz öyle bir şey olursa. İnşallah. İlk işimizsiniz. Bizim zaten haberimiz olursa. İnşallah. Mikser şimdi anne tarafından nereliydin söyle kızımıza. Safranbolu. Safranbolu. Oo, bizim oralı. Baba tarafından nereli? Kastamonu. Çatalzeytin bir de Kulfalar'dan. Bir de Çatalzeytin. Ya ne yaptık bugün biz yemekte? Ya. Yemek yaparken ben ne yapayım? Her şeyi biliyor vallahi, her şeyi biliyor. Ya, evet. Bilsin, ben daha peki, iyi biliyorum. Sizlerle vedalaşıyoruz Kubilerciğim. Şimdiden tebrik ederim. Teşekkürler size de. Bilmiyorum artık hayırlısı. Hayırlısı ben bilemem. Rabbim bilir onun zamanını. Zuhal Hanım, bu arada gelinimiz iki sefer boşlukta kaldı. Tam size sarılacakken araya başka birileri girdi. Beni kimse görmüyor. Ben canım dengeler değişebilir. Bugün de Şeyma yarışıyor. Kocaeli'nden geldiler. Evet, yüksek puan aldı gelinlerimiz bu hafta. Fena evet, değil puanları. Evet. Ama tabii ki Şeyma'nın performansına bağlı her şey. Ve tabii yarın da büyük finalde kimdeyiz? Sultan Hanım'dayız. Kaldım öyle. Evet, Sultan Hanım'dayız. Evet, Sultan Hanım'larda olacağız yarın büyük finalde. Bugün Elvida Hanım'la gelini bakalım nasıl performans çıkacaklar. Menü güzel. Menümüz güzel. Dünkü mantıda sıkıntı oldu biraz. Halbuki güzel bir mantıydı. Senin aman de kayınvaliden dahil olmak üzere Şeyma beğenmediler güzeli mantıyı. Ama ben sarımsağını beğenmedim Zuhal Hanım. Yani sarımsak o seçenek sulsaydı belki daha iyi olurdu. O da haklısınız. Yemek çünkü programı yani, davet olduğu için yani sarımsak soğan bana ters geliyor. Bence hep ben söylüyorum yani ona sarımsak yakışır. Fakat gelinlerimiz lütfen bir sarımsaklı bir de sarımsaksız olmak üzere yani, iki kaseye yoğurt koyarlarsa ve ertelerde sunarlarsa kayınvalideler nezdinde daha fazla puan alırlar gibi. Yani. Ne geliyor ki o bir puan kırma tarafı mıdır, yeri midir değildir bence. Ama yemin. Ama güzeldi yemekler. Yani. İnşallah seninki de olsun. İnşallah. Neyden başlıyorsun? Ben kendime güveniyorum. Ben şimdi tatlımış hemen şerbetini koydum. Hadi bakalım. Onun pişmesi gerekiyor çünkü. Hafif şöyle bir karıştıracağım, şerbeti eriteceğim. Fincanda kadayıf. Evet. Gelinimiz kadayıf tatlısının şerbetini pişirirken diğer yandan tavukları da haşlanması için ocağa alıyor. Benim kornam neredeydi? Onu da
korna mı yedin? Havalı korna bende Zuhal Hanım. Versene ver, ne güzel geçer hıttırı hıttırı. Hemen getiriyorum. Çok fazla susmadılar bence ya. Nergis Hanım ve Emine Hanım. Evet. En çok ondan şey. Zaten Sultan Hanım'la siz... Fırsat almıyor. Ben söylersem konuşabiliyorlar yani. Ay geldi işte. Nik gereksiz geldi zamanda işte. Öttürdüm, ver onu. Başka bir şey sesle getirmezdi yani. Normalde de böyle suskun mudur? Eşin değildir dedi. Evet, aslında değildir. Yani bizim sohbetlerimiz falan çok şey geçer, annemle konuşmalı geçer. Ben de çok seviyorum konuşmayı çünkü. Ha. O yüzden de susuyorum ben. Ortada çok konuşan vardı. Susmak bana düştü. Kaderin, ne yapacağım? Kaderim, aynen öyle. Yalnız sen çok titizmişsin, eşin biraz şikayetçi, söyleyeyim ha. Yani diyor ki, bu diyor daha ben kıyafetimi çıkarıyorum, işten geliyorum, arkamı dönüyorum, yıkamaya atmış diyor. Ama o hak ediyor. Niye? O hak ediyor. Benim evdeyken odasına girerdi, toplardım, dolabı falan toplardım. Benimle kavga ederdi ki aradığını iki gün bulamıyormuş. He. Ama dağınık attığı zaman buluyormuş. Anladım. Bu da o yüzden istemiyor. Artık öyle bir şey yok. O iyi oldu ona. O ona iyi oldu, boş ver. Öyle bir şey yok. Biraz tertip, düzen. Gelsin evlendikten sonra. Öyle o çoraplarını bir tarafa, bir tarafa. Her şey bir yerdeydi. Beyler hayır. Yani hanımlarınızın işini kolaylatın lütfen. Öyle artık bekarlık günleriniz geçti. Arkanızdan öyle toplayanız yok her dakika. Birazcık da siz şey yapın ki çok dağılmasın ayı. Bak bu kız yazık, günah değil mi? Bire kadar uyuyor. Yani şimdi bu kız... Uykusu bölünecek yoksa. Uykusu bölünecek. İş güç mü yapsın? Senin kıyafetlerini mi toplasın? Çamaşır mı yıkasın? Bulaşık mı yıkasın? O yüzden yani... geç kalkıyor da zaten. Tabii, tabii. Yoruluyor bu kız. Sen o uyku düzenine çok alışma da. Şimdi yani... midan falan da bulanıyormuş. Nerede o günler? Sen yavaş yavaş erken yat, erken kalkmaya alıştır vücudunu. Yani inşallah diyeyim o zaman. Hakikaten var mı öyle bir şüphelendiğin bir durum var mı? Sen yani kendini aslında, daha iyi bilirsin. Kadınlar anlar yani. Şöyle bakalım. Biraz daha heyecandan da olabilir aslında. Yani değil böyle... Belki de belki de yarışma heyecanı, stresi. Yani bugün de oldu da aylar var mıydı? Dün de vardı ama yani zaten benim stresim dünden başladı. Ha ondan. Ha aynen. Ama yarın da yani devam eder. Bu büyük final cumartesi de olursa... Pazartesi doktordayız. Bir doktora gidin bence. Evet. Aynen aynen. Hadi ben yarışma öncesi, yarışma günü ve yarışma sonrası 3 gün tamam. Ama eğer 4. günde de baktın... Septomlar bu şekilde devam İnşallah ediyor. Gelinimiz bonfile için etlerin üzerine sarımsak ekledikten sonra baharatlarını da ilave ediyor. Nergis Hanım, dünkü kayınvalidemiz Şeyma'cığım. Evet. Sen yok, gözün bende olmasın, kulağın bende. Tamam. Olsun, sen işine bak. Efendim iki torunu varmış dünkü gelininden. Ben diyor bakmam torunları diyor. Yani ben diyor rahatıma düşkünüm diyor. Elinde telefon, çocuğu bir gün ona bırakmışlar, alışverişe gitmiş gelin. İşte Nergis Hanım da torunlarla oturmuş. Şangır diye bir ses, olan eve gelmiş. Demiş ne oluyor oğlu? Bir bakmış vitrini aşağı indirmiş. Ay, çocuk onun elinde korusun. Telefon, WhatsApp'ta, Instagram'da dergi yok, sanırım. Yok yok öyle şey olmaz. Ben de telefona ben... çok düşkünüm sosyal medyaya. Çocuklar ama... bana baksın diyor. Yok ama çok yanlış. Yok canım olmaz öyle şey ya. Bana da tuhaf geldi. Ben yani... bakmam hiç torunlarıma, bakmadım bakmam da diyor zaten. Niçin varız biz? Bunlar için varız. Ya. Onlar çalışacak, evlerin geçindir. Çocuğun beşiğinin kaynağını da sen yaparsın zaten. Ay onu düşünmedim değil ama var ya. Şaka gerçekten mi? Bir şeyden öyle hurda demir parçalı bulabilmiş olsam yaparım. Evet. Yaparım yani. Ne var yapılabilir? Niye yapılmasın ki? Neler yapıyorlar aslında yani? Aslında babamda kaynak makinesi var, köye gittiğim zaman ben yapayım. Ay. Öyle. İyi aklıma getirdiniz siz onu benim. Aynen onlar eskide kaldılar ama ya. Ama yok ya. Özür dilerim Şeyma hiç ben aklım... Tutken her zaman işte gibi doğru, bir şey atıyorum için. Doğruluk payı çıkıyor yani. Aynen. Vallahi yaparım ama. Şimdi şunu. Yapılır. Bizim eskiden vardı öyle. Şey. Süreç film almayı unutmuşum. Kuzenimin vardı sonra onu bende de kullanmışlar. Yani böyle hani eski tip böyle şimdi kraliyet ailesinin var ya böyle üstü şeyli. Bombeli. Şey mi? Arabalar böyle itmeli. Ha. Demirden de onlar hatırlıyorum ben. Çok güzeldi. Şimdiki zaten bebek arabalarını az daha üzerine ekleyin kendinize araba alırsınız. Evet, evet. Maşallah. Bir fiyatlar, bir fiyatlar yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben ona razıyım işte. Ona almaya razıyım. Onlar yapsınlar yeter ki. Puanlar için ne diyorsun? Duydun mu diğer gelinlerin aldıkları ya, puan? Ya evet duydum. Fena değil yani. Evet fena değiller. Ben ikinci günkünden biraz hani ikinci günün şeyi gayet iyiymiş. İyiydi. Dünkü geline de annen 6 puan verdi. Hayır. Dünküne hayır. Hayır 4 verdi. 4 verdi. Kime 6 vermiştiniz? İlk günküyle ilk günkü acemiliğimize geldi zaten. Bak o ya, ilk günkü acemiliğimize geldi. Böyle aşk olsun ya. İkinci iyiydi. İkinci geline de az oldu 4 puan. Yok. Ama ben onu sadece anneyi beğendim. Ben hiçbir gelinin 4 puanlık görmedim masasını bu hafta. Görsem söylerim, veririm puanımı ona göre ama hiçbiri 4 puanlık değildi açıkçası. Yani ben hepsinin elemeyi,
var sonuçta. Mutlaka. Lezzetli yapabildikleri bazı yemekler oldu. Aman tuza dikkat et. Bir boya... Ben tuz şey... Bir şey kaba boşalt o kaseye, tabağa. Oradan kaşıkla al koy. Ve de kayınvalidenin müdahale etmesine izin ver. Yemekleri nasıldır Şeyma Hanım? Güzel mi? Yemekleri güzeldir. Vallahi lezzetli. Güzeldir. Anne. Tamam. Adı da aklıma gelse. Aa, bir dakika, mikserin akrabası o, kuzeni uzakta. Evet. Evet, kendisini tanıyorum. Benim ilkel halim sayılır Zuhal Hanım. Evet, senin ilkel halin, evet. Özellikle yakın aldım zaten onu ki hani ben çalışıyorum, iş var diye çalışıyorum bile. Sağ olsun yemek yapıyor, Allah çağırıyor. Allah kolay versin, helal olsun vallahi. Yani bir yemek kadın yapıyor, için getiriyor. Kolay bir meslek değil kaynakçılık tabii ki. Yani vardiya olması daha da bir sıkıntı. Başka kadın var mı sizin iş yerinde çalışan? İlk kadın biziz, varız. 70 kadın olduk şimdi. Buram, ama ilk oraya başlayan İş yerindeki biziz. Herkese, bütün hanımlara Allah kolaylık versin diye selamlar, sevgiler gönderelim. İş yerindeki zor bir iş, kolay bir iş değil. Herkes için zor. Zor. Aslında erkek mesleği gibi görünse de ben seviniyorum ama yani o sahalarda, o sektörlerde zaten kadınların evet. da çalışması lazım. Metalde çünkü evvelallah kadınların, biz kadınların elinden her şey gelir. Yeter ki isteyelim, azmedelim. Bakın buyurun çalışıyoruz. Işte. Örneği burada. Vallahi billahi yani bir de şey de yani hani hem fiziksel güç istiyor değil mi? Evet, evet. Bu arada gelinimiz arabaşı çorbası için kaynayan suya tuzunu atıp hazırladığı karışımı ilave ediyor ve çırpmaya devam ediyor. Kayınvalidelerden? Sultan sevdim. Sultan Hanım'ı sevdim. Mizaç olarak uygun. Nergis Hanım? Ya çok konuşmasa iyi bir insan ama aslında. Benden sonra bir şey oldu mu? Açık gıybet. Hı? Ya oldu mu? Bir şey oldu mu? Olmuş kızdı herhalde ya. Kızdı mı puanlara falan? Kızdı. Ne dedi? Valla beklemiyormuş. Ama ben de ona izah ettim. Dedim sadece ana yemeğini beğendim dedim. Ona verdim dedim. Ay, diğer kayınvalidelere de söylendi mi? Ya herkese söylendi. Yapma ya. Gelin herkese nasıl söylendi. Uğurladı mı sizi? Yo, onlar çektiler, kaynanın alakmalı bile demeden gitti. Gidiyor musun dedi yanında, Sultan Hanım'dı galiba yanında oturan. Gidiyor musun dedi, ben de gidiyorum dedi, çıktı gitti. Diğer gelinlerin sofrası, benim gelinimin sofrası gibi şık değil idi. Benim gelinim daha güzel şık yaptığı için kaynanalar bunu çekemedi. Güzel olmayan sofraya 6 verdiler. Güzel olan sofraya benim gelinime de 4 verdiler. Onlar acaba bu gece nasıl uyudular? Dünle ilgili Nergis Hanım bana biraz kızgındır. Biraz bana tepki gösterebilir sofrasında. Ama ben de tepkimi göstereceğim aynı şekilde. Sen ne yapıyorsun şu an? Ben arabaşı çorbasının hamurunu yaptım. Onun tamam. dinlenmesi gerekiyor. Tamam. Hafiften ıslıyorum. Niçin bu kadar basit bir çorba seçtin acaba? Basit mi ama? Tabii ki basit. Mesela nohutu haşlıyor musun? Hayır, haşlamıyorum ama... Nohut yok ki, şey mi içinde? Nohut yok mu? Zorluk anlamında nohut haşlıyor musun? Yok yok. Nasıl yapacaksın peki, anlatır mısın? Ben sadece etle, yani tavukla yapıyorum onu. Yani tavukla daha güzel oluyor, benim bildiğim şekil o. Aslında haklısın. Arabaşı çorbası tavuklu olur. Bu arada gelinimiz Karadeniz'de ama İç Anadolu yöresinin meşhur çorbası arabaşını yapmayı tercih etmiş. Evet çok ama bizim oralarda çorbalar ne bileyim biraz riskli. Mesela bizde yarma çorbası var, evet, mısır yarma. Çorbası var. Tabii ki yani daha meşakkatli yemeklerin kıymeti biliniyor ve takdir ediliyor. Onu da görüyoruz. Kayınvalidemiz Allah'tan onu yapıyorlar yani. Görüyorlar bir el açma börekti, mantıydı, baklavaydı, şuydu, buydu, tamam. İnşallah ama benimkini de görürler bugün. Sonuçta onu yiyeceğiz değil mi? Bakıp seyredip ay ne kadar güzel yapmış, kim bilir kaç saat harcayacağız, vay bunun hamuru. Yiyeceğiz arkadaşım, yiyeceğiz, sergilemiyoruz, yiyeceğiz. Yani sonuçta lezzete göre değerlendirin. Bu arada Fox.com.tr'ye başvurularınızı bekliyoruz efendim. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak? Belki de İzmir olur. İzmir başvurulara devam. 0543'ü arayabilirsiniz. Biliyorsunuz numaramız sizin için orada, arkadaşlarımız bekliyor. Fox.com.tr'ye Zuhal Topal'la Sofra'da sayfamız da var Instagram'dan. Sözlüyseniz, nişanlıysanız efendim programımızda yine de yarışmacı olabilirsiniz. Ayrıca menülerinize müdahale etmiyoruz, bir sınırlama koymuyoruz. Herhangi bir şartımız, şurtumuz, kısıtlamamız yok. Siz istediğiniz yemekle başlayın, istediğiniz yemekle bitirebilirsiniz. 10.000 TL ödül. Yeni sezonda da büyük sürprizler var. Hem ödülle ilgili hem de programımızla ilgili. Bakalım dünyanın her yerine gidiyoruz. Kanada'dan yazıyorsunuz, Avustralya'dan, Hollanda, Belçika, Almanya. Yeni sezonda belki de orada başlarız, belli olmaz efendim. Başvurulara devam lütfen. Bu arada bir kez daha yineleyeyim. Biz biliyorsunuz programımızı önceden çekiyoruz, sonradan yayınlıyoruz. Dolayısıyla biz bu programı çektiğimiz günlerde Ramazan değil. Ama siz izlediğinizde
mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde olmuş olacağız. Dolayısıyla biz şu an Ramazan'da olmadığımız için kayınvalidelerimizle normal saatimizde çekim yapıyoruz. Ve fakat Ramazan'a denk gelen 2 hafta içerisinde de biz kayınvalidelerimizle inşallah iftar sofrasında çekeceğiz programımızı ve iftar saatinde sofraya oturacağız. Ve o saatte de inşallah oruçlarımızı açıp iftar yemeklerimizi artık gelinlerimiz nasıl uygun görürse menülerini yiyeceğiz, paylaşacağız. Bunu da bir kez daha yinelemek istedim efendim. Bu arada gelinimiz Peruhi'nin hamurunu yoğurmaya başlıyor. Elini çabuk tutsa iyi olur, zira tam 30 dakika bitmek üzere. O işe 2 saatin kaldı. Tamam tamam. Sana tamam. Kolay gelsin Şeyma. Teşekkür ederim. Hadi ederim. Bakalım yüzüklerin burada, unutma. Evet. Ben de şurada ne sallayacağım? Onları ben alayım abim. Hadi 2 saat sonra görüşürüz. Görüşmek bol şans. Üzere. Yumur 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 yumur. Hadi bakalım. Anne bana un koyar mısın? Anne su un koy. Şeyma'cığım, Peruhi'yi diğer mantılardan ayıran özelliği nedir? Makarna hamuru gibi yapılır. Ve tereyağıyla, sadece tereyağıyla üstüne sunulur. İçinde de peynir var. Üstünde tereyağı kızartılmış. Ben onu sofrada sunacağım böyle cızır cızır içecek üstü. Aa, oradan biri el mi sallıyor? Kim o? Bir baksanıza. Tamam. Tamam, görüşürüz. Bakın hanımlar, kendime yemek yaptım. Bir kap rica edebilir miyim? Hmm. Ben ev sahibini tanıyorum, bir şey demeyecektir. Sen ben de tanıyorum, bir şey demez. Evet, bakın bunu özel yaptım. Benim yemeğimi karıştırıyorsunuz şu anda. Bu kıyağımı da unutmayın. Ay hani bana versen anlayacağım mı kıyağını? Gelinimiz tatlısı için kadayıflarını hazırlamaya başlıyor. Ben kadayıflarımı böyle ayırıyorum. Bu da çok basit bir tatlı. Ama çok uğraşıyorum, baksana. Ne de olsa kadayıfları aldın, hazırlardı. Kendi devrim yapacak halimiz yok yani. Kadayıfları kaseye koymandan çok etkilendim Şeyma. Ama sen böyle yaparsan ben çalışamam ki. Nasıl yani? Hep benim moralimi bozuyorsun sen. Aşk olsun. Ben sana çok güveniyorum. Gelinimiz bir parça tereyağını tavaya bırakıp mantarlarını temizlemeye başlıyor. Evide Hanım, gelininizin menüsü hakkında ne söyleyebilirsiniz? Gelinin menüsü bence diğerlerine daha iyi. Hani belki dünkü mesela saksı kebabıydı. Hani benimkisi külah kebabıydı. Hiç saksı kebabıyla alakası bile yoktu. Yani patlıcanı soyup yapmak bence gayet kolay. Tamam. Bir de hani etin pişmesi, kuşbaşı et kesiyor, kuşbaşı et daha kolay pişer. Artık bilmiyorum, inşallah gelinim başaracak Allah'ın izniyle. Gelinimiz erittiği tereyağını tel tel hale haline getirdiği yufkalara iyice yedirerek karıştırıp ardından tatlısının cevizlerini dövmeye başlıyor. Hanımlar biliyorsunuz, dünkü gelinimiz 20 dakika kala bitirmişti işlerini. 20 dakika kalmayabilir yani, evet. Kendim biraz da sakinleştirmek için bitti bitti yapıyorum yani. Anlayacağınız. Yetiştirememe korkun var mı peki? Yetiştirememe korkum yok, aslında yok yani. Çok da öyle. Sanki bu koyduğun şeyler fincan değil. Evet, fincanlar sanki büyük gibi geldi bana da. Ben... Küçük mü hazırlıyorsun yani kayınvalideler için? Az mı yesinler demek istiyorsun? Yok, çok da küçük olmuyor ki. Bu ama normali bu, normal boyutu yani, bu. Aynen. Ne büyük olur ne küçük olur. Peki, kayınvalidenden dinlediğin kadarıyla seni korkutan bir kayınvalide var mı Şeyma? Ya ama ismini hatırlayamıyorum Nergis da. Nergis mi? Evet, sanırım Nergis Hanım biraz fazla... konuşuyor ve yorum yapıyor. Bir de şeymiş galiba, önüne geldiği zaman hissettiğimle puan veriyorum gibi bir şey söylemiş ve yani o gerçekten beni çok üzdü ve korkuttu. Yok şu kadar vereyim, yok bu kadar vereyim. Öyle bir şey yok. Yani benim annem de gidip onun gelinine yapmış olsa kim bilir ne kadar kızar. Gelinimiz fincanlarıyla kalıp haline getirdiği kadayıfları cam tepsisine dizip üstlerine tekrar tereyağı sürerek fırın için hazırlıyor. Ama ne dökseydin ya. Anne fazla gelecek gibi. Herhalde. Fincan kadayıf. Bana bu çok basit geliyor. Kadayıfı alıyorsun, şekerliyorsun, fincanlara doldurup sunuyorsun. Bu ne böyle? Ben tatlıyla aram olmadığı için hiç kadayıf yapmam. Ama severim. Böyle az da olsa yerim. Sırada patates püresinin patateslerini soymak var. Püreyi yapacağım, bunu haşlayacağım. Peruhi'yi halletmem lazım bir an önce. Evet. Onun için burayı toplamamız lazım. Bir diğer sorun da bu değil mi Elvida Hanım? Mutfak temiz mi bırakılıyor yoksa kirli mi? Ama onların yapması yani temizleyememesi gayet normal aslında. Hani ne kadar düzenli çalışıyorum desen yine de mutlaka çıkıyor bir şeyler. Ya ben girilmesini istemem.
Ben de girmem zaten kimsenin mutfağına. Yani sonuçta burada 2,5 saatte yarışıyoruz. Yani olabilir bütün aksilikler. Sayın Fatma Hanım mutfağını hani sonradan gördük. En baştaki ilk günün yarışmacısını. Hani oluyor böyle şeyler. Yani ben hiç mazur karşılam onu. Yani şey yapmam. Eğer geline güveniyorsa beni mutfağa bıraksın. Çünkü dün benim gelinim bıraktı. Gelinimiz soyduğu patatesleri doğrayıp haşlanmaları için ocağa alıyor. Ya mantarları hemen atmam lazım. Gerçi kararmadılar ama. Hemen ardından temizlediğim mantarları bir kaba koyup kararmamaları için üzerlerine limon suyu döküyor. Kolaylık olsun diye mi limon sosu aldın Şeyma'cığım? Ya aslında kolaylık olsun diye değil de ben onu başka bir şeyde kullanacaktım. Sen şimdi burayı şey yapacak mısın? Unuttum. Ben bir açtım. Anne. Temizleyelim. Şimdi ne yapıyorsun? Hani ben çorbayı yapmaya karar verdim. En azından bir şeyim bitsin de. En azından sadece çorba servis edersin kayınvalidelere. Hayır hayır. Tabii patateslerin falan haşlanırsa o zamana kadar. Haşlanır canım, niye haşlanmasın? Gelinimiz arabaşı çorbasını hazırlamaya başlıyor. Şeyma, bu kadar kolay mıydı bu çorba sahiden? Sen bir şey yanlış yapmış olmayasın sakın. Yo, yanlış yapmadım. Neyi yanlış yapacağım ki? Al şunu. Bence biraz fazla çabuk bitti. Daha onun işi o kadar değil ki zaten. Heh, tamam. Anne, pardon. Bu arada 1 saat 10 dakikan kaldı. Gerçekten mi? Sanki bir an deden şimdi mi geçirsek? O da olabilir. Olmazsa direkt şey yaparım. Olmazsa yenisini mi yapacaksın? Tabii ki yenisini yapacağım. Ötekini şuraya koydum ben. Tabii ki yenisini yapacağım. Böyle çıkartamam. Onu çıkartıyor musun onu? Hı hı. Gelinimiz yaptığı çorbayı beğenmeyip blenderdan geçirmeye karar veriyor. Ne oldu? Arabaşı çorbası. Ben böyle bir çorba ismi duymadım. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Bir görelim bakalım. Ama ben böyle bir çorba görmedim, duymadım, yemedim. Benim kelinimin çorbası kadar olamaz. Arabaşı denince Yozgat gelir akla. Ben bir Yozgatlıyım. Arabaşıyı çok güzel yaparım. Çorbasını tutturmak önemli. Ben buradan dalarım. Sırada Peruhi'nin yani daha çok bilinen adıyla peynirli mantının hamurunu açmak var. Biliyorsun dünkü gelinimiz de Ardahan usulü mantı hazırlamıştı. Kesin senin Peruhin'le kıyaslayacaktır kayınvalideler. Ya illaki kıyaslayacaklardır ama... Ama o mantı, sadece kapanış tarzı yüzünden farklı Ardahan mantı dediler. Yani bu kapanış mapanışı benim... farklı, bu daha farklı. Olay aslında mantı değil, yani Peruhi... Kesinlikle ben mantı olduğunu kabul etmiyorum zaten. Gelinimiz Peruhi'nin hamurunu açmaya küçük bir mola verip kıvama gelen çorbasına özel olarak hazırladığı tavuk parçalarını ekliyor. Şeyma, ne oldu o hamura? Bu hamuru ben tekrardan halletmem lazım. Çok cıvımış. Ne olacak peki? Yoğuruyorum tekrar, bir şey olmayacak. Vakit kaybı diyorsun. Evet, vakit kaybı kesinlikle. De sıcak, içerisi sıcak olduğu için. Böyle de çok şey olmasın. 2 kere yoğrulmuş. Yani zaten sert olması gerekiyor ama. Sen öyle diyorsan. Bu arada tatlı ne alemde acaba? Onu alsak iyi olur çünkü artık çekmesi lazım şerbetin anne. He, ulan doğrusu olması lazım da bu acık yakıyor evet. Benim elimi. Üzgünüm ama gelininizin alması lazım Elvida Hanım. De şunu al, o yakar. Nereye koyalım? Şuraya koyalım mı? Buraya koy. Gelinimiz kadayıfları fırından çıkarır çıkarmaz hamur açma ve kesme işlemine geri dönüyor. Ama patatesin suyu bitiyor. Tamam. Haşlanmamış mı? Haşlanmış. Tamam kapat. O kalsın. Koşuyor. Haşlanan patatesler ocaktan alınıyor.
İçinde zaten azıcık su olsun. Sütün mutlu ezersin onları. Çorban da tamam. Çorban tamam. Bunun içine yalnızca peynir mi koyacaksın? Yok, hayır. Bunun şeyi bu. Gelinimiz Peruhi için açtığı hamurları tek tek peynirle doldurup muska biçiminde kapatıyor. Birazcık endişeli görüyorum seni Şeyma'cığım. Biraz sanki, çünkü ben ya zaten yapım heyecanlı ve stresli bir insanım. Genelde de öyleyim. Evet. En ufak bir misafir geliyorum dese hemen bir telaşa kapılırım. Ama genelde yetiştiririm. Geldikleri saat her şey ya hazır olur. Onun bir değil. Ama bakalım işte dediğim gibi buranın şeyi farklı oluyor zaten. Heyecanlı gelinimiz bütün hazırlıklarını süresi dolmadan yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Peruhi, Peruhi. Bu yemeğin adı ne yani? Adı ilginç olduğu gibi belki kendisi de hafiftir. Bu yemeği hiç bilmiyorum. Ne yaparsa yapsın Berna'nın gelinimin yemeğinin yanından geçmez bile. Peruhi o ne ya? Peruhi ne? Ara yemek dediğine göre hamurlu bir şey mi acaba? El açması bir börek isterim. Yanına da sarma olursa çok güzel olurdu. O daha çeker. Aslında bu şekilde Nergis Hanım'a göre oldu sanki. Biliyorsunuz kendisi prensip olarak tatlı sevmiyor. Şimdi az tam, da değil. Tam onun olur o zaman. Tam onun istediği gibi olmuş olur. Ben onu servis ederken de biraz şey yaparım. Kapaklar birbirine de... Sana üzülerek son 45 dakikanın kaldığını hatırlatmak durumundayım. Son 45. Son 45? Hadi ya. Eyvah eyvah. Şimdi... Hemen garnitürlere geç. Püreyi yapmayayım anne. Ha o da var. Daha püren var. Daha çorbanın tuzunu koymadım. Gelinimiz çorbasına göz kararı bir miktar tuz ekleyip patates püresine geçiyor. Şeyma'cığım, her şeyden çok az yapıyorsun. Kayınvalideler bugün aç kalacak belli oldu. Yo, aslında az da değildi. Ben benim elim bol, o yüzden bana az geliyor aslında. Az değil. Nasıl anne? Tuz iyi. Aslında bana göre iyi mi? Bir tık daha koy ya. Ya da ben koyayım mı? Siz koyamazsınız Elvida Hanım. Ben koyamıyorum. Çok az bir şey koy. Şimdi sen de ikilemle konuşuyorsun şimdi. Yok şimdi aslında... Bu sefer de tuzlu olur, dur. Tuzlu olur. Dur deme. Ben daha bir şey koymadım. Tamam, tamam. Mutfağa girerlerse yandınız çünkü berbat durumda. Mutfak berbat olacak tabii, yemek yapılıyor. Görürlerse çok söylenirler, ben söyleyeyim. Soğan nerede kullanacaktık biz? Ben nereden bileyim Elvida Hanım? Bakar mısınız? Bu kadar soğanla ne yapacak? Evet, benim gelinim. Ama ben o da şey stokçu. Almadım ya, onu ben almadım ki. O kadar çok şey vardı oradaki. 3 kilo soğan almışsın Şeyma'cığım. Alacak mısınız bunu elimden acaba? Almayacağız. Evet. Birazdan kullanacağım, bir saniye. Gelinimiz küp küp doğradığı kapya biberleri kızarmaları için tavada birleştiriyor ve üzerlerine yeşil zeytinlerini ekliyor. Sen bu yemekleri daha önce denemiş miydin Şeyma? Evet denedim. Peki şimdi niye böyle oldu? Bu kadar stresli olacağını tahmin etmedim. Gelinimiz limonlu suda beklettiği mantarları da doğrayıp tavadaki yerleriyle buluşturuyor. Biliyorsun ki menüne eksik çıkarırsan kayınvalidelerin 1 ve 2 puan verme hakları doğuyor. Sakin. Anne. Annesi, lütfen gelinimize biraz iyi şeyler söyleyin. Bakın kızcağız ne halde. Şimdi gaz versem daha çok heyecan yapacak. Hadi gaz verin hadi. Kaç dakikam var, bana bir söyler misiniz? Tabii ki söylerim. Ay söylemesem mi acaba? Üzülürsün sonra. Yarım saatim var. Kaç? Tam 30 dakika. Ciddi misin? Ne yazık ki Şeyma. Biraz rahatladım biliyor musun? Rahatladın mı? E harika o zaman. Ha gayret yetiştireceksin. Gelinimiz bonfileleri pişmeleri için tavaya dizip baharatlarını da ekleyerek ters yüz ediyor. Süper.
Sonra da masa. Masa. Ah Şeyma, orada ben 7 tane et görüyorum. Bana böyle geliyor. Evet, 7 tane et var. O zaman bir tanesini alabilirim değil mi? Alabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Ben az pişmiş seviyorum. Bir tanesini çıkar. Az pişmiş seviyorsun. Evet. Ete bakın, ete. Çok güzel değil mi? Çok güzel görünüyor. En çabuk pişen, en lezzetli ettir bonfile. Gelinimiz ana yemeği pişerken havuç taratorunu da aradan çıkarıyor. Ve adım adım sona yaklaşıyoruz. Şeyma, son 20 dakika. Büyük bir sıkıntımız var şu anda çünkü masanı hazırlamadın. Dur, ne yapıyorsun? Tuz koyuyorum, bir şey yapmıyorum. Söylemezsen çok koyacaktın. Öyle koyulur mu tuz? Evet, onu niye öyle koyuyorsun sen? Bu arada havuç tarator bana çok az geldi. Az değil. Kaç puan bekliyorsun bugün Şeyma? Aslında benim ağır 7-8. 7-8 mi? Evet. Çok komiksin. Niye? Bugüne kadar 7 ve 8'i bir ya da iki kez gördük de ondan. Yani kendi bilecekler iş. Hele hele bu kayınvalidelerin o puanları vermesi biraz zor. Etler mi yanıyor? Bu koku da ne? Hayır, yanmıyor. Etler yanıyor. O etler yanarsa çok üzülürüm. Bunu kapattım, bunu da kapatıyorum. Elvida Hanım, hiç bakmıyorsunuz. Hiç bakmıyorum. Çabuk olun. Onun içine koysaydım. Öyle olur muydu? Olmazdı ki. Olurdu. Daha iyi olur. Olurdu. Ve şey koyalım, üzerine kapak koyalım, yumuşak kalsın. Umarım o etlere bir şey olmaz. Mesela kururlarsa çok kötü olur. Hayır, bu etler kurursa artık ben daha başka bir şey bilmiyorum ha. Karnitürlü dana bonfile. Güzel yaparsa bir yerim. Ama içi pişmiş olacak, sert olmayacak, gayet lokum gibi dağılması gerekiyor. Yoksa benden puan alamaz. Etim böylesin ki güzel pişsin, harika içi pişsin. Kırmızı olduğu zaman gördüysem yemem. Notumu da kırarım. Bu da ne? Kebap varken niye bonfile alacak yedi, açacak tencerenin içine pişirecek? Ana yemek bu mu, bunlar mı? Ben böyle yemek görmedim. Şimdi ben taratoru bu şekilde bırakacağım soğumaya. Nasıl yapacaksın? Şuna koyacağım, daha çabuk soğusun. Tamam. Tamam mı? Tamam, benim işim bitti. Bir şey diyeceğim, bu benim hani şey yapmam gerekiyordu ya. Ben sana hemen zamanı parçalara bölerim. Önce sofranı kur, sonra buraya gel, peruhiyi pişir, sonra gidip üzerini değiştir. Gelinimiz sofrasını hazırlarken Elvida Hanım'la teftişe geliyor. Sen giymeyecek misin? Giyinirim ben, sen şey yap. Eşit mi bir tarafa, ben bakayım. Kocaeli'den mi getirdin bu servisleri? Evet. Şöyle de çekelim. Beyaz masa örtüsü üzerinde siyah servisler ve güllü yemek takımları tercih eden gelinimizin süresi hızla ilerliyor. Son 12 dakika Şeyma'cığım. Daha giyineceksin. Biraz daha çabuk olamaz mısın acaba? Daha nasıl çabuk olabilirim? Bence uçlarına ellerinle dokunma çünkü izi kalıyor. Kayınvalideler sevmiyor. Haklısınız. Mikser her zaman haklıdır. Bak hala tutuyor. Ama ne yapayım? Şu anda. Gelinimiz sofrasını neredeyse hazırladı sayılır. Kalan vaktinde üzerini değiştirmesi ve eksik kalan yemeklerini de tamamlaması gerekiyor. Son 9 dakika. Ya ama niye geliyorsunuz beni? Çabuk ol. Eyvah, dışarı döktün suyu. Elvida Hanım koşun peçete getirin. Hep annen yüzünden oldu, panik yaptırdı seni. Ama bunun ağzındaki şey sıkıntılı ya. Gelininiz hiç yapamadı Elvida Hanım. Suyunu alıyorum ya. Hay Allah, niye böyle oldu dersiniz? Bu arada Şeyma'cığım, kayınvaliden iyice bulaştırdı, rezil etti örtüyü. Gel bak istersen. Anne. Yok. Bir minik aksilikle yoluna devam eden gelinimizin sofra hazırlığı nihayet bitiyor. Bugüne kadar bir sürü yemek gördük. Bugün de göreceğiz.
Ama herkes yarını beklesin. Benim gelinimden daha güzel yemek yapılacağını zannetmiyorum. Bugün güzel bir sofra bekliyorum ama benim soframın üstüne sofra geleceğini sanmıyorum. Tamam, ona tuz da koyacak mısın? Evet. Tuzu fazla koyma da Şeyma'cığım. Makarna bir şey olmaz. Tamam. Beruhiler geliyor. Sence şekli tam oldu mu onların? Oldu da. Bu sıcak da yapışmayan değildi. Keşke. Eyvah! Hay Allah! Her şey üst üste geliyor. Yarışmaya katıldığına pişman mısın Şeyma? Hayır değilim. Tabii ki olma. Ne de güzel yarıştın. Güzel anılarla ayrılmalısın buradan. Yetiştiremezsen de çok üzülme yani. Kalan kısıtlı vaktinde peruhiyi pişiren gelinimiz hamurların birbirine yapışmaması için büyük çaba sarf ediyor. Ve böylelikle bütün yemeklerin hazır galiba Şeyma'cığım. Evet. Kaç dakika kaynayacak bu? 1-2 dakika yeterli. Giymeye gidiyorum ben. Koş o zaman. Şöyle bir bakalım soldan sağa. Evet. Merhaba Elvida Hanım. Ne düşünüyorsunuz? Kızım gelin giymeye gitti. Ya yetiştirdik ama biraz gezim zaten dağınık çalışırdı. Biraz toparlamaya fırsatımız olmadı ama yemeklerimizi yetiştirdik. Her şey hazır değil mi? Masayı kurduk. Masada eksikler var. Masamız eksikler yok ya. Mesela mumları yakmayı unuttu. Evet, kaç gündür ben de bunu söylüyordum. Onu yakamadık. Ama çakmağımız yok yanımızda ya. Onu bulamadık. İstediğiniz çakmak olsun. Ama onu yalnızca gelininiz yakabilir. Tamam, biliyorum. Salatanız da hazır. Salatam hazır. Bir yağın tuzunu koyacağız. Onu artık servis yaparken yemek zamanı koyacağız. Erken olmasın diye. Merak ettiğim bir şey var. Yemekler gerçekten istediğiniz gibi oldu mu? Yoksa gelininiz üzülmesin diye numara mı yapıyorsunuz? Yemekler istediğim gibi oldu. Sadece peruhide işte bir cıvıdı peynirden dolayı. Bir de havanın sıcaklığından hamur yumuşadı. Bir o sıkıntı. Şeyma hoş geldin. Fırtına gibisin. En altta poşet var. Önce poşet çıkartalım. Tamam, Şeyma ne kadar çabuk giyindin. Ben giyindim hemen. Çabuk giyinebileceğim bir şeyler seçtim açıkçası. Bir dakika, onun içine tencereleri mi koyacaksın yoksa? Hayır tabii ki de hayır. Mutfağa girmek isterlerse alacak mısınız onları peki? Zaten söylemiştim temiz olsaydı da almayacaktım. Şu an biz onu da almayacağım. Gerek yok bence öyle bir şeye. Çok az kaldı. Zuhal Hanım gelmek üzere. Biraz önümü açmam gerekiyor şöyle. Gelen tabakları koyman için. Hemen şunları makineye at istersen. Anne makineye atacak zamanım yok şu anda. Hepsini doldurayım şuraya. Çok heyecanlıyım şu anda. Mumları yakayım mı? Mumları yak. İzin verirseniz. Mumları yakacaksın. He? Hanımlar, sesi duydunuz. Her şeyi bırakıyoruz. Buyurun lütfen. Yine de size merdivenin başında oturuyordu. İkisine de dedim. Hakkınızı helal edin gidiyorum. Ama belki de görmedi sizi. Ama ben gidiyorum Allah'a ısmarladık demediniz. Mum koku yapıyor ama ben astımım var ya. Astımınız mı var? Evet. Ve 4 günde bu mum var zaten. Çorbalar gelmedi. Geliyorum anne. Mutfağa bakmadan da yemek yemiyorum. Mutfağımıza sokmak istemiyoruz. O zaman evinize de sokmasaydınız. O farklı bir şey, bu farklı bir şey. Herkesin gibi misafirliğe bile gitsem giriyorum. O da benim huyum kesilsin. Tadımlık mı bunlar? Elvida Hanım bol bol getirin. Gerçekten bu mantı mı? Hani peynirli hamurun içine koyulursa ben yemem. Ne peynir değil mi bu hiç? Peyniri ben ekmekle yiyorum. Ben soda alırım eğer varsa. Sodam yoktur. İstiyorum. İstiyorlar yavrucuğum boşver sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Şeyma? İyi Allah'a şükür. Necici olmuşsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız Elvida Hanımcığım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle. Nasıl geçti? Mutfak. Güzel geçti. Koşturmacalı geçti. Ah süper. Ah yetişti mi? Evet. Yetişti. Her şeyim yetişti. İruhi nasıl? Güzel oldu. Beğendim yani. Güzel güzel. Midem bulandı mı hiç? Biraz evet bir ara bir yine oldu. Zuhal Hanım. Efendim? Bana Mikser Bey çakmak verecekti, vermedi. Şimdi isteyebilir miyim ondan? Çok garip bir çakmakmış bu da. Senin çakmağın. Değil mi?
ocaklar için bulunduruyor yanında. Oo, bayağı meşale gibi yanıyormuş orada. Evet. Sofra da tamama benziyor. Değil mi Elvira evet. Hanım? Evet. Yardım ettin mi gelinine yani direktifler, yönlendirmelerle, konuşmalarınla? Biraz. Zaten midesi bulanıyor. Fazla üzerine gidemeydi. Bu sefer panik yok. Daha çok midesi bulanıyor. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Evet. İnşallah. Bilemedim yani. Heyecan diyelim. Evet, heyecan, heyecan. Evet, evet. Yani ben şimdi kaynanalarım geldi. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Öfim teyze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Bugünkü kayınvalide ve gelin güzel karşıladılar bizi. Gelin elimizi öptü saygılı bir şekilde. Güler yüzlüydü. Hoşuma gitti. Elvide hanım ve gelini kapıyı güler yüzlü açtılar. Çok sevindim. Ya sevecenlerdi. Evet, nasılsınız hanımlar? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de sofraya bir bakın hemencik. Evet. İyi değilim. Bir saniye geleceğim. Sofraya bakınız artık çünkü sormaya korkuyorum. Masa nasıl masa? Masamızın çiçeği nerede? Çiçek de tabaklar çiçeği. Zaten. Direkt evet, duymadık çiçek, aslında. Evet, biraz çiçek sade gördük. Yapmadık. Ama, çiçekli tabak mi? Eskiden vardı benim cihazımda. Şimdi çok benim moda. Zaten. Çiçek artık her yerde, elbiseler, tabaklar, çanaklar, evet, evet, perdeler, flora, yani her şey çiçek. Bir kaseleri sana verelim. Tamam, tabii. Ben çorbaları getireyim. Elindeki hanımların DJ'i var, onu göreceğiz. İyi demiş Nergis Hanım. Alabilir miyim? Alın. Şöyle canım, evet. Buyurun Mersin, hayırdır, ne oldu gene? Çünkü dünkü puanı benim gelinim hak etmemişti. Doğru, düşüktü puanı. Düşüktü. Sadece şu iki kaynanaya diyorum, acaba bu gece nasıl uyudular? İki kayınvalide hangisi? Şunların ikisine soruyorum. Şunlar derken Sultan Hanım ve evet, Elvide Hanım. Bu gece nasıl uyudular? Nergis Hanım bugün bana çok dolu geldi. Evet, bu bir haklı gerçek. Ya. Ben bugün Elvide Hanım'a sordum, biraz üzgündü, bize uğurlamadı bile dedi dün, öyle evet, mi? Evet, uğurlamadı. Değil mi? Uğurlamadı. Çocuk sallıyordum ya, o yüzden. Çocuğu gelinindeydi. Ben özellikle sordum, dedim siz gidiyor musunuz dedim. Ben de gidiyorum dedi ama Allah'a ısmarladık demedi. Ben hiçbir kaynanadan o şeyi görmedim ben giderken ki aynısını yapayım. Abi kaç gündür kimse kimseyi uğurlamıyor mu evlerden? Çünkü şey yok, yapıyoruz uğurluyorlar. Yani, çıkan gidiyor. Ben konuşabilir miyim? Hak yiyorsun sen orada. Çünkü benim evimdeyken arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Misafirlerim arkadan geldikten sonra ben misafirlerimi bırakıp arkadaşlar ben sizi bıraktım mı? Evime kadar geldim sizden. Doğru mudur? Doğrudur. Ben Nergis Hanım'ı aramadım mı? Üstümü değiştirmeye gittim. Dediniz ki bana sordunuz. Evet, çıktın hemen gittin. Allah'a ısmarladık bile demedin bize. Çünkü kimse uğurlamadı mı? Eşyaları indir, onu indir. Yine de size merdivenin başında oturuyordu. İkisine de dedim, hakkınızı helal edin, gidiyorum. Ha, belki de görmedi sizi. Ben olarak gidiyorum, Allah'a ısmarladık demediniz. Nergis Hanım dolu geldi ama hepimize karşı dolu geldi. Dolu değildim. Sadece gelinime yapılan haksızlık vardı. Onlar adaletin ne olduğunu bilmiyorlar. Adaletin ne olduğunu ben biliyorum. Kayınvalidelerim biraz düşük buldum enerjisini. Bence şey yapıp gelmişler böyle bir gariplerdi. Siz duymamışsınız. Ben özellikle yok, sana demedim, sordum. Demedim, sen gidiyor mu dedim. Elimizi biz beraberdik değil mi? Elimizle beraberdik biz. Gitti mi diye sordu. O gitti dedim. Çünkü her şeyini aldı gitti yani. Gelecek sanırım herhalde. Gelecektim ama yarın. Hep şey ya, öyle tabii. O, gelecek o, başka. İyi akşamlar deyip gitmek başka. Verebilir misiniz? Zuhal Hanım. Efendim. Şey ricam var sizden. Mum koku yapıyor ama. Ben astımım var ya. Kornum, pardon çok affedersiniz. Astımınız mı var? Evet. Ben bir koku alamıyorum bu koku. Ben alıyorum nedense. 4 günde bu mum var zaten. Ben işte onlardan daldım, buradan daldım kokuyu. O zaman niye söylemediniz? 4 gündür yeni öğrendim. Ama onlar böyle yanan mum değildi. Biz içeri gidene kadar bitmişti. Ama söylemişlerdi sonuçta. Bir dakika müsaade eder misiniz? Lafımı kesmeyin. Zuhal Hanım, pombalı kornamı sizden istiyorum. Rica ediyorum. Havalı. Evet, havalı kornamı istiyorum. Niye? Niye sorarsanız günlerdir Elvide Hanım hiç konuşmuyor. O kornayı ona hediye edeceğim. Kornaya basacak, bizi susturacak ve kendini, gelinini, hakkını savunacak bugün. Aramıza sus pus kalıyor. Konuşamıyor. Kaynanalar ona basıyor. Konuşa konuşa sonra ama ben haftanın ilk başından benim başlamışım. Haklı yani, belki yarın konuşacak. Bir dakika müsaade eder misiniz? Yarın konuşacak derken hakkını müdafaa etme hakkı vardır. Evet. Konuşsun da görsün. Alabilir miyim? Yo, bende dursun.
Ben bugün evli hanımı mutfakta bir hayli konuşkan gördüm. Ailesine de sorduğumda gayet iyi konuşur, konuşkandır dedi. Masada niye sizden konuşuyor? Fırsat kalmadığı için öyle cevap. Tamam, özellikle sizden ve sizden Emine Hanım ve Nergis Hanım. Tamam, Sultan'ın evet, Fatma Hanım hani gene nispeten biraz tamam, daha insaflılar konuşma hakkı vermekte. Evet. Tamam. İsterseniz bugün biraz müsaade edelim ki arada hem gelini konuşsun hem kendisi konuşsun ama size göre daha sessiz sakin biri. Ben şöyle kenarlara koymak istiyorum bunu. Ellerim titriyor. Çünkü zaten bir tartışma mevzusu var. Ben bu kadar düşünmemiştim olacağını. Evliden konuşacak mısınız bugün? Savunacak mısınız gelinizi? İnşallah. Diyorum babasını hazırlamış avukatıyla beraber. Tamam, avukat olsun. Dışarıda bekliyor. Çorbalar gelmedi hayatım. Çorbalar gelmedi. Evet, çorbalar gelmedi. Geç kaldı. Geliyorum anne. Peki ben konuşabilir miyim? İçeme 6 veriliyor da benimkine niye 6, 4, 5 gibi verildi? Değil bunları mi? Çok konuştuk ya. 4'ü söylesen çok... keşke 6'yı değil. 6'yı evet, veren benim, tepki alan benim. Ona da şaşırdım açıkçası. Söylüyorum. Ama hep ona söylüyorsun. Bakın. O konuşuyordu, onun lafının üstüne ben de... Beni değil, o 4'ü konusu... verene taraf dönüp konuşacaktınız hanımefendiciğim. Ben burada eksik görüyorum. Benim eksik değil de çorba gelmiş daha. Üç bardağı da kalmıştı. Pardon Emir abi. Çorbalar gelmedi ama. Mutfağa niye girmiyorsunuz? Ben bırakmadığınız için aslında mutfağa evet, girmem lazım. Biz girmeye gerekiyor. Niye? Savaş mı var? Evet savaş var. Sonuçta 2,5 saatte yapmışız. Savaş var. Benimkine bir hafta vermediler. Dün Berna'ya dediniz ya uzaktan gelmiş süt emdiren çocuğu vardı hanımefendi. Onun süt emdirecek çocuğu var mı? Dün benim gelinim eleştirildi ya, mutfağa bakmadan da yemek yemiyorum. Ama şu an buyurun yemeyiz. Bakacağım yani. Dünen yan devrilmiş... Sokmuyorlarsa yapacak bir şey üstelik bu sonların evi de dün bir evet, kaşık yoğurdun içine devrilmişti diye ona laf oldu. O da saçmaydı. Değil mi? O da gereksiz bir eleştiriydi. Ama ben de bir bakayım. Bakmam ben lazım. Vallahi bakın Elvira Hanım bizim vermiyor. Onu bir de gelinimize bak, sormanız lazım. O pişirdi, o kullandı mutfağı ve sonuçta burası onların evi de değil. Demek ki Berna gibi cesaretli değil Berna. Herkese dedi buyurun bakın. Dedi mi demedi mi? Bu cesaret evet, meselesini mutfağımıza sokmak istemiyoruz. Bu kadar basit. O zaman ev üzerine sokmasaydınız. Elvira Hanım. O farklı bir şey, bu farklı bir şey. Nergis işte bir bahane uydurmak istiyor. Hep yani boş konuşuyor bence. Sadece onu söylüyorum. Nergis boş konuşuyor. Ne yaptığını bilmiyor. Bence yemekten de anladığı yok. Gelinin mutfağı büyük ihtimalle dağınıktı. Nergis Hanım'ı bu yüzden içeri sokmak istemedi. Çok uğraşmalı, meşakkatli, 3-4 tane yemeği olan, menüleri olan gelinlerimiz hem erken bitirip hem pure pak mutfaklar da gördük. Tabii. Hem tam tersini de gördük. Yani tabii, herkes aynı düzeyde değil maalesef. Tabii. Ama bu demek değildir ki bu her mutfakta tabii, incelenecek, ben... bakılacak şart tabii, çok yok. Arkadaş... Yani izin veren siz mesela güvendiniz kendinize, gelininize pardon. Tabii. Kendinize, gülünüze, güveniniz dediniz ki girin buyurun tertemiz de mutfak. Ama o diyor ki dağınık, sokmuyorum diyor. Tabii. Ne oldu ya? Yok çorbaya baktım da. Ha ne var çorbada? Bu çorba soğuk. Ben konuşabilir miyim? Ben de konuşayım. Çorbayı çok iyi tanıyan biriyim. Ha öyle mi? Nereden evet, burası bu bize ya, bizim yöremize ait. İç Anadolu'ya ait. Yozgat'a ait bir çorba. Evet doğru. Arabaşı çorbası. Kenarlarından araba mı çarptı benimkinin? Yine ben şanssızlık hep bana geliyor ya. Baksana kenarına bulaşıklı. Abla bunu değiştir. Hayır. Benimkini değiştirsin önce de. Ama çok acıkmışım. Ama abla bak o zaten içinde yanması gereken bir şey. Kayıyor hamuru kenara doğru. Dün önden ortada koyulmuştu kayılmıştı. Tamam ben onu alayım. Bu böyle değişiyor. Dumanı bile çıkmıyor. Dumanlı çorba olması lazım. Değiştirip tamam, de daha sonra getirip aydın kalbimdi dumanlı çorba. Emin olun bir çorbaya şey yapan bayan buldum. Yani fırsat vermedin ki. Buyurun, hiç için, fırsat vermedin ki. Allah tamam, aşkınıza içmeden konuşuyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ya. Elbide tamam, Hanım. Alabilirim. Buyurun için. Şimdi ben çorbaya baktım, anladım, gördüm. İçtiniz bu, mi? İçtim, baktım. Çünkü ben bunu dana eti biliyordum. Tavuk yok, eti mi bu? Yok, tavuk eti yok. Gerçi ben öyle biliyordum inanın. Yok, yok, tavuk çünkü bir de arabaşı tavuk eti. Öyle mi oluyor? Olur, evet. Bir de bir şey daha soracağım. Bu hamurları şöyle şık bir tabak kasede yenebilirdi. Burası bizim evimiz değil. Berna'nın da değil. Ev bahane değil herhalde. Kocayı'ndan getiremedik. Bakın Elvira Hanım, bu yağları bizim daha evvel de şey hamurları yaptı bir yerimiz. Bir tabağa koyup getirseydi daha güzel durdu. Aslında alacaktı buradan tabakları ama evet. Neyse, önemli değil. Buyurun Fatma Hanım, ne diyorsunuz tadı, kıvamı? İşte tadı güzel, kıvamı iyi. Ama işte ben bunu böyle biliyordum. Fakat hamurların dışında
Beğenmez. Elvide Hanım, siz dediniz ya ki ben başkaya getiremedim tabakları. Benim gelinim de bir komşum, yani arkadaşımın evinde tamam, yaptığı için... Sizin gelini bırakalım, ne olur artık. Yok, bırakmayacağım. Bırakın. Çünkü aynı yemeği o da yaptı, değişik tabaklarda da ben getirdi, güzel de sundu. Evet. Ama bak, hakkını sizden almadı. Peki, buyurun. Bir susun da ben konuşayım Yozgatlı olarak. Ha, burada evet, biraz damgamı vurayım yani. Hadi lütfen. Vurun artık. Bakın, İnşallah. Hamur hiç güzel olmamış, bu bir. Ne? Hamuru... Neden? Açıklayayım size. Hamuru ne Allah böyle yumuşak olacak, ne sert olacak. Orta kıvamda olacak. Tepsiye dökeceksin, buz gibi yerde soğuyacak. Bu bir. Bakabilirsin abla, tepside kalıp gibi duruyor. İstersen getireyim tepsiyi buraya. Getir artık. Getirin, bakayım. Çünkü... Tadı nasıl, kıvamı nasıl? Tabii. Çorbası da hiç bize göre uygun bir değil. Ne bunlar açılıyor abla? Ne açılıyor? Hangi kriterlerine uymuyor arabaşının? Söyleyeyim. Bu çorba önce tavuk haşlanır. Tamam. Didiklenir. Öyle yaptık. Ondan sonra öyle yapmış. O tavuğun suyuna şey katılır. Kavrulmuş un. Biz de öyle yaptık. Anlattığım gibi yaptık. Bakın. Zaten burada hamurlar. Bakın ama bu çorbaya bak. Hiç olmamış yani. Bu şurada hiç bulaşık olmayacak. Ben çok güzel yani kendim yaparım ama biliyorum. Bunu koyarken ben onun içine su çıktı. Altına su koyacaksın. İndir. Su koydum. Su koyup böyle tepsiyi tamam, gezdireceksin onun üstüne dökeceksin. Tamam. Öyle zaten. Hamur zaten görürsünüz ben izlerken de. Ben şey yaptım, suyu koydum, sonra üstüne bunu koydum hamur yani. Hamur kıvamı da olursa çok elinde. Güzel tutar. Yemin çok böyle kaşık kaşık alırsın. 2 saat diyordu hani şeyinde. Kaşık kaşık alırsın. Evet. Artık 2,5 saat. Çorba böyle yüzü kırmızı olmayacak. Efendim pardon. Salçası bol. Soğudu yemek artık. Kaynar gelmesi lazım. Çok kaynar olması lazım. Sen ama gene de soğudu. Çok geçik soğudu. Bunun çorbasının çok sıcak olması lazım. Yanında limon olması lazım. Tuzsuz. Tuzsuz. Ve hamuru mu olmamış? Hamuru da olmamış, çorba tabii. Da olmamış. Olmamış diyor. Bana göre olmamış. Ben biliyorum başka olmamış diyor. Olmamış. Nergis Hanım ben biliyorum. Başka bir evde yapılmanın bir bahanesi yoktur. Benim gelinim de başka bir akrabamızın evinde yaptığı halde beğenilmedi onun tamam, yemekleri. Tamam, sizin gelini artık lütfen bir kez daha konuşmayalım. Bak, diyorum ya, yani ben de onu diyorum. Yani bu çorba, bir çorbayı sıcak getirmeyen arkadaki yemekleri inşallah iyi gelir. Bir saniye pardon, bu çorba ile ilgili ben eleştiri duymadım. Sadece soğuk olduğunu algılayabiliyorum. Soğuktur da dediğin gibi bu çorba 2,5 saatte yapılan bir çorba olması için. 2,5 saatte çorba yapılmıyor, bütün yemekler yapılıyor. Bütün yemekler yapıldığı için ama bu çorbayı yani bu çorba, adını duymuş ama yapmasın ağır bir çorba yani. Ya bir saniye, uzun işlem yapan bir çorba. Bunu biliyorum. Soğuk olmuş. Sadece soğuk tabaklara taş, ya kenarlara taş. Onu geçin, tadı tuzu nasıl? Hamurun güzel ince açılıp da yani güzel yapılması bu lazım. Hamur ince değil. İnce açılıyor. Ne yapayım? Hayır hayır, ne ince ne kalın olacak bu. Ama bir şöyle hamur açma değil bu. Açma hamur değil zaten bu. Açma hamur değil mi? Bunu pişiriyorum. Konuşabilir miyim? Tamam, diyorsun pişmiş ki mi? Başkasının evine gelinlerimizin yapmasından dolayı da böyle olabilir. Benim gelinim kimin evine giderse gitsin. Ya aynı bırakın artık kendi elinde. Gelinleriniz. Bunun da lezzeti elinde. Nereye giderse gitsin. Aynen yani. O doğru. Evet. Yani nerede yaptığınız elde yok. Kesinlikle. Evde değildir. Evet, elde değil mi? Evde değil, eldedir lezzet. Evet, evet. Buyurun, çorba ile ilgili. Çorba ile ilgili hafif acı var ona ama acıya takmıyorum. Acı biraz tuzlu evet. Olacağım benim. Tuzlu. Şimdi şöyle söyleyebilirim, ben risk aldım aslında. Benim menüm hafif bir menü değil. Ben menüme kesinlikle çok güveniyorum. Elimin lezzetinin olduğuna da güveniyorum. Ben hamurumu da, çorbamı da, hem belki soğuk olmuş olabilir biraz. Sadece soğuk. Altını kısık açmıştım, herhalde kaynamamış tam. Olabilir, olabilir. Kendi yörenin çorbasını seçseydin. Şimdi benim yöremdeki evet, çorbalar çok uzun süreli pişecek çorbalar. Bu da çok çorbası. Bu da işi uzun, var uzun bence. Bu da. Ya işi hı-hı. Var ama yani benim... Yapamamış mı? Olmamış. Olmamış. Bence evet. Olmamış. Allah Allah. Çünkü hiç yemedin. Tadını çünkü hiç yememiş olabilirsiniz. Tadı tuzu yok mu yani? Güzel değil mi? Tuzlu dedi zaten. Allah Allah. Allah. Beğenmedim. Hamuru akıyor. Bizde bu nane de konmaz. Sadece bol salçalı
bol acılı yenir. Hani normalde bol acılı şimdi yenir. Bol acılı yenir. Bu hamur bunun kaşar sanmıştım. Hamur burada olması gerekiyor. Hamurun dönmesi lazım. Ne sandınız? Bu hamur nasıl pişmiş ki? Bakın. Bu hamur nasıl pişmiş ki bembeyaz duruyor. Öyle pişmemiş. Öyle oluyor zaten. Bakın siz daha fazla konuşmayın. Hiç bilmiyorsunuz. Bakın hamurun pişmesi için şey. Evet. Benim çatısı da çıkılıyordur. Firuhi yiyeceğim. Firuhi de deniliyor. Firuhi de deniliyor. Büyük mantılar. Merak ediyorum. Mutfağa gitmem lazım bir bakayım. Mutfağa gidemeyeceksiniz. O yüzden boşuna uzatmaya gerek yok bu konuları. Mutfağına girmek su izin vermiyorsun. Mutfağa bakayım. Hakkında bir şey demeyeceğim. Şimdi hakkında bir şey demeyeceksin evet ama benim kaynanam mutfağınıza girdi mi ben onu sormak istiyorum. Başka bir kaynanam girdi. Benim yani şeyim öyle. Herkesinkine girmek istiyorum. Öyle ama ben zaten şey yani dağınık olabilir ama temiz çalıştım. Ellerimi sürekli yıkadım. Niye girmek istiyorsun? Ben kendimin mutfağına bakın. Sen götüremesin tamam. Çok. Ben yani herkesin gibi misafirliğe bile gitsem giriyorum. O da benim huyum kesilsin. Evet huyunuz biraz kesilsin. Garip bir huyunuz var. O huyum benim mutfağıma öttü. Allah var. Sıkıntı yapma. Allah'tan da sizinki de tertemizdi. Bence Allah'tan mutfak konuşma artık. Evet. Her zaman da öyle yani. Mehmet Bey her zaman da öyle. Yani o güne rağmen değil. O zaman benim kendiminkine niye girdiniz? Kim girmişti? Kim girdi? Ben mi girdim? Sultan Hanım. Ha sen girdin. Bence yarın siz Sultan Hanım'ın mutfağına girin o zaman. Ben onunkine de gireceğim, bununkine de gireceğim. Gir. Valla bugün pek öyle bir şansınız. Bizimkinde yok. Ağzını da alayım ablacığım. Yokmuş gibi geldi. Tanık çözükür diye mi izin vermediler? Benim gelinim de istedikleri zaman sıkıntı yok. Girdi baktı. Nergis Hanım şaşırdı. Böyle mutfak olur mu? Benim gelinim her zaman öyle. Tamam. Sen onları getir bir daha şey. Bu tatlı tabağı niye gelmiş tatlısız kendi başına? Şimdi olacak onu. Tatlısı da geliyor peşinden. Tatlı peşinden geliyor. Peşinden şimdi. Geliyor. Tamam. Dün yani benim kaynana olarak dört kaynana da benim üstüme fazla geldi ama dördünü de susturdum. Maşallah, eminim. Evet. Bugün kaynanalar, bugün nedense sus, yani konuşma yok. Ne konuşacak? Oruçtur işte çorbayla. Nergis Hanım, konuşturamadım. Nergis Hanım. Susturamadım, ben susmadım mesela. Ne yaptın? Kakusun nerede? Kakusun, ben hatıra saklıyorum. Getirseydin bir gösterseydin buradakilere de iyi olurdu. Buraya getirip koysaydın ya sen de. Hediye gelir mi buraya? Ama hediye geldi bana derdi. Evet. Bilseydin burada çiçek olmasaydın mı bana getirdi derdi. Siz ne getirdiniz derdin. İşte unuttum, gerçekten unuttum. Ay unutmasaydın çok iyi olur. Her şeyi boş vere vere demek ki çiçeği. Çenenden hiçbir şeyi unutmuyorsun. Aslında çiçeği, bakın. Çiçek olmadığını bilseydim getirirdim gerçekten. Ya da bir çiçek alırdım. Ne güzel mum var. Çiçeğe gerek görmedik. Değil mi? Benimkinde eksik olsaydı. Zaten tabaklarım çiçekli olduğu için bence çiçeğe hiç de gerek yoktu. İşte. Yani bence şık bir masa, bilmiyorum siz. Ama bir misafirliğe gidince tabakları getirip göstermiyorlar masaya. Tabağına yemek geliyor, çiçek de masaya koyuluyor. Çiçeğimiz de burada, tabağımız da burada. Hepsi bu bizim. Ben bir çiçek göremiyorum. Gözlük mü yok çiçek acaba? Çiçekli tabak işte. Çiçekli tabak hiç biz sunmadık. Bak işlemediniz sularımızın ağzı kapatılmış ne güzel ekmeğiniz orada tuzlu. O her gelin dolduğu evet. İçin her şey yerli. Herkes kapattı mı ağzını? Berna'nın da kapalıydı dün. Yani bilmiyorum dünkü hanımefendi bayağı dolmuş galiba. Benim masamda bir başkasının masası konuşuluyor. Gayet de normal rahatsız olmam. Nergis Hanım sen bence hiç konuşmuyorsun. Dün hiç susmadın hani bize. Ben mi konuşayım? Evet. Kime konuşayım? Elveda Hanım'a mı? Sahibiyle konuşacaksın. Elveda Hanım'a daha kaç soru sordum? Bir de siz sorun. Sorduk. Sordu çiçeği gömün beni rahatsız ediyor. Gelin hanımın gelsin dedi. Çiçek dedin ya sen dün bir lale koydun oraya. Ha. Yani sönük laleydi öyle zaten bir canlı canlı. Zaten seni ben hayran kalıyorum bu kadar konuşmana. Nergis Hanım. Hafta bitti bir çorbaya yorum yaptı. Yani çiçeği plastikti getirdin sönük bir lale güzel koydun bir buraya. Yok. Yine Elveda Ardahan da bir üstünü örmüş güzel şeyler sermiş buralara. Lale zamanı. Lale zamanı olduğu için. Siz de Emirgen korusuna gidin. Bak gelmişken gezin. Benim validem söylemişti ama ben bu kadar tahmin etmiyordum yapacaklarını. Kendileri bilirler. Evet, yine gecikti yemekler. Berna dün dakikaya getiriyordu, yine soruyormuştu. Peruhi var. Havuç tarator. Havuç tarator var, evet. Dengelemek istedim. Peruhi, çünkü peruhi. Peruhi de deniyor, evet. Görelim, beğeneceğiz mi? Kastamonu'nun mantısı, Safranbolu Safranbolu mantısı. Tadımlık mı bunlar? Elveda Hanım, bol bol getirin.
Büyük tabii olduğu için küçük koy, yani az koyduk yenmez diye. Çünkü büyük olmaz. Büyük onlar. Siz tabağınızı doldurun ki biz yemeyelim hayatım. Gerçekten bu mantı mı? Evet. Peruhi. Bu peynirlidir. Hani mantı tarzı değil de. Mantı diye de geçiyor. Mantıcılar yani, yapıyorlar bunu isteyenlere. Gerçekten yani yemedim görünüş gerçekten. Yani peynirli, peynir bir hamurun içine koyulursa ben yemem. Sarımsak ne peyniri yemiyor musun hiç? Peyniri ben ekmekle yiyorum. Bu da ekmek sayılır, o da hamur zaten, ekmek yani hamur. Su aramama gelmemiş. Şimdi geldi, benim de dikkatimi çekti. Önce bir de bu güveçte niye sunuldu hayatım, onu ben bilmiyorum. Bu böyle sunulur. Safranbolu'da böyle ikram edilir bu. Yoğursuz. Yoğursuz tereyağlı olur. Gerçekten yemez. Ama bunu az mı yaptınız? Su olur. Tarotu az mı yaptınız? Hayır, tarotu az yapmadım ama tabakla çok birleşmesin diye. Ama onu hani ayrı ettim bir tabakta da gelebilirdi bence. Ama düzen değişirdi bu sefer de. Hani ben şimdi bu yanınıza bir şey koymuş olsam sunum, çok farklı olurdu. Sunumu çok beğenemedim. Gerçekten yani yanında yoğurt olabilir bu. Belki biz yoğurt yiyebiliriz. Bahane olmuştu. Ben yani böyle bir mantı bilmiyorum. Yani her yemekten anladığım için bunu ilk defa görüyorum. Ya ben görmemişim ya da bu beni görmemiş. Yememiş olabilir misiniz? Görmemeniz normal çünkü Safranbolu'da karabükte yapılıyor ve bizim misafirlerimize bir verdiğimiz çok özel bir yemeğimizdir yani, aslında bu. İçi biraz sulu olur bunun. Hafif dışarı sert olur. Bu şekilde servis edilir. Ben bundan kesinlikle eminim yani o yüzden. Boş hamur bizim mantıların kenarından kalır. Onu pişirir üstüne yoğurt yapar yeriz. Ama yiyemiyorum gerçekten bak şimdi güvece bulaştıracağım bunu sıkıntı olacak. Evet. Bir de çok az minnak koymuşsun. Olmaz. İsterseniz daha getirebilirim hani yani tarator ne kadar fazla olabilir ki bir tabakta? Sarımsağı çok, tuzu sarımsak fazla. Sarımsak içinde yok acı, sarımsak maalesef. Hiç yok. Bana sarımsaklı geldi yok. Gerçekten siz de hiç bakın. Yok. Bence. Hayır, kesinlikle. Hiç yok. Katmadık. O zaman acı. Mayonez koydun mu? Mayonez de vardı. Yoğurt. Sadece yoğurt var. Taratorda yoğurt var. Ama bu acımsı ne verdi buna? Sadece biber var mı üstünde? Sadece biber var. Acı. Ben konuşsam mı? Sarımsaklı yoğurt da yapabilirdiniz mesela. Seviyorum. Ayrıyeten ben bunu seviyorum. Demin sarımsak vardı şikayet ediyordunuz ama. Yok. Ediyordunuz şimdi. Sarımsak vardı şikayet ediyordunuz. Belki atardım sizi şaşırtmak istemiştim. Tabii canım. Tabii. Ben de sarımsaklı severim. Bu yoğurt üstüne de sarımsak yerim. Ben Fatma Hanım'ın yorumunun tamamlanmasını istiyorum. Taratoru beğenmediğinizi anladık. Anladım. Peruhi hamurlaşmış. Bayağı bir hamur olmuş. Şöyle çok hamur. Diri diri gerçekten olması hamur gerekiyordu. Birbirine yapışmış. Bana yemek bak. Size soruyorum. Dünkü mantığıyla bu da mantı, o da mantı. Nasıldır Emine Hanım? Sana soruyorum. Şöyle bir şekli göremedim ya. Bir şeklini göremedim. Neye benzedim? Tadı nasıl? Tadı. Tadı tuzlu işte. Peynirden olmalı galiba. Tuzlu biraz canım. Yani aslında peynirde az tuzlu kullandım. Hamuru ince mi açmış, güzel pişmiş mi? Hamurun inceliği iyi. Pişmesi güzel, dağılmış şekilsiz. Şimdi şöyle, biraz tuzlu da hani sıcaktan dolayı bir salma olmuş olabilir. Normalde üçgen gibi oluyor. Evet, ben üçgen öyle üçgen. Zaten bazıları böyle üçgenler var. Evet, mesela var. Evet, o elinizdeki. Biraz dağılmış. Evet, çok dağılmış. Çok yani haşlanmış sanki böyle pişmiş. Evet. O sıcakta bir de peynir kendi sağlı sulandığı için diye ondan sıkıntı oldu biraz. Peki, Emine Hanım'a geçelim. Emine Hanım'a diyordum. Dünkü mantığıyla bunu. Demi neydi bunun ismi? Peruhi. Peruhi. Bunu peynirli değil ama kıymalı beklerdim yani. Etli beklerdim. Hayda. Şu Emine Hanım bir saniye. Pardon, bir şey söylerken lütfen bir mantığa dayandırın. Bu peynirli yani oluyor. Biraz kıymalı olmaz. O büyük var mantı. Biliyorum. Büyük peynirli mantı olduğunu biliyorum. Evet. Ama daha etli beklerdim. Çünkü etli. Ya bir saniye. Peynirli çok olduğunu biliyor. Kıymalı olur. Ben etli nasıl de yaptığım oluyor. Olmaz. Normal bir mantı. Bu peynirli. Hanımefendiciğim lütfen bakın. Tadı çok güzel. Ha bravo. Ama kıymalı olmaz. Teşekkür ederim. Mezeyi hiç beğenmedim. Çok sulu. Bunu torunum da yapar. Çok kolay bir şey. Teşekkür yani ederim. Sarımsak ama olsaydı daha iyi derdim. Bu sarımsaklı yenilir. Ama şimdi sarımsaklı davet sofrasındayız ama ya yenilir. Biraz da davet dün de sarımsaklı geldi. Niye sarımsaklı? İşte ben yedim. Ne yoksa gıcığına onu söylüyorlar ama tam tersi. Şunu da şöyle diyeyim. Nasıl onu da diyen Engin abi. Arkadaşımız Nergis Hanım'ın gelininin mantısından daha değişik bu. Yani nasıl desem yapılışı da onunki daha zor gibi geldi. Bunun katlayışı daha kolay. Katlayışı kolay ama bunun hamuru çok sert açılıyor. Normalde biliyorum, mantı hamuru gibi de değil. Biraz bu erişte hamuru gibi açılıyor. Ya serttir.
aslında el oyalayıcı bir şey. Yani hani çok daha hafif alınacak canım bir şeyim yok yani. Bir şey söyleyeyim. Ben Ardahan olduğum için yemekleri bana tarif edemezsin. Sert yapılan hamur erimez. İnternete gir bak. Sıcakta peynirde, peynir içinde sulandı. Yani buna sıcaktan bir bahane bulmanıza gerek yok. Bir de ben konuştum. Sert hamur erimez. Ama senin hiç tattığını görmedim yani. Tamam, bir de ben konuşayım. Evet, ben de sevmedim. Sanki böyle çok erimiş hamur. Erimiş yani. Ha. Erimiş, birbirine yapışmış. Şeyde çok acıydı tarator. Evet, acıydı. Evet. Bunun ikisini de sevmedim. Peki. Toprak kaseye koymuşlar mantıyı. Yanına da hemen o salatayı koymuşlar. Yoğurtlu salatayı, o havuçlu yoğurtlu salatayı. Ama ben şimdi o salatadan alırken o toprak tabağı hep bulaştırıyoruz. Onu, o sunum hoşuma gitmedi. Bizim mantığıyla kıyaslarsanız bizim mantının yanından geçmez bile. Güzel açmışsın hamuru. İnceliği falan iyi. Lezzeti de güzel aslında bakacak olursan. Sadece birazcık birbirine yapışmış ve şeklini kaybetmiş. Bu da işte peynirin azizliğine olabilir. Havuç taratoru da neden biber bu kadar çok koydun? Evet, çok koydun. Havuç taratoru benim bildiğim pul biber girmez. Sus amaçlı. Ama sus ben çıkmış bu biberli taratoru. Kaçırmış birazcık. Kusura bakmıyorsun değil mi? Yok, yok. Yani yoksa güzelmiş, fena değilmiş ama biber çok fazla olmuş. Yani havuç taratoru da gerek yoktu böyle bir şey. Verelim sana bunları. Bir de servis olarak açıkçası yanlış olmuş. Güvecin yanında yoğurt bulaşan bir şey zor yedik. Tabii. Keşke onları küçük servis kaselerine falan koysaydın. Genelde yoğurtlu meseler vardı. Genelde yoğurtlu meseler böyle küçük kaselere koyduk. Evet. Geçen birinde kereviz salatası yedik. Kimdeydi? Dünkü olsun. Sizdeydi değil mi? Bizimki. O şeyde bir kase. Evet. O doğru bir sunumdu. Yani sunumlar bir yemeğin yeniş biçimini etkilediği zaman kesin. Maalesef negatif olarak yorumlara tabii, da yansıyor. Tabii dünkü kese eleştiri almıştı. Keşke öyle bir kasede olsaydı da böyle salatanın üstüne çıkmasaydı. Pardon, Nergis Hanım. Buyurun. Savunsanıza gelininizi. Hiç konuşmuyorsunuz. Gelin zaten gayet güzel konuşuyor. O konuşuyor ama olsun siz de söyleyin. Ama galiba siz katılıyorsunuz. Siz de katılıyorsunuz. Öyle mi? Acı olduğuna konuşsa katılıyorum. Ve Peruhi'nin de dağıldığı konusunda katılıyorum çünkü sıcaktan artık çektiğim evet. Zaman gördüler çünkü. Tabii, olabilir. Sıcaktan olabilir. Şey attı yani. Tadı güzel. Geldi mi tatlısı güzel olur. Tadı güzel. Çok moralim çok bozuldu çünkü yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Sürekli bir bahaneleri var, sürekli bir şeyleri var. Yani Peruhi bizim yöremiz olmasına rağmen kendilerinin daha fazla bildiğini düşünüyorlar. Ama aslında maalesef değil. Tadı güzel. Ben diyorum ki gelinimin tatlısı dünen olmadı. Yani fırının azizliğine uğradı. İki i̇şte kez yaptı. Eleştiri aldı mı aldı. Ama güzel olan şeye de güzel dediniz. Ondan sonra ne dediniz? Kaldırdınız, dört verdiniz. Nergis Hanım konuşabilir miyim? Buyurun. Dünü bırakalım. Dünü bırakalım. Sen eviriyorsun, çeviriyorsun, dünkünü getiriyorsun yani gözümüzün önüne. Ya geçen sene getirmiyorum ya, sen de dünü getireceksin. Yani. Yani senin günün ya, sen de kendi arada günün... Arada bir getirebilirsin ama sürekli dün ama benim yarından sonra günüm yok. Onu söylüyorum. Ya ben en haksızlığa uğrayan benim, artık susuyorum. O konuyu kapattın, artık dünleri arasındaki girme geliyorum. Yok, savunma hakkım, dün savunamadım gelinimi. Ama konuşabilir miyim? Bak buyurun. Konuşurken kesiyorsun beni. Tamam, buyurun. Sen vıcı 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 konuş. Vıcı vıcı vıcı. Ben vıcı şükür. Birbirinden sonra vıcı vıcı vıcı. Yani. Ben diyorum sana düne arasına girme demiyorum. Ama bu sofraya girelim diyorum sana. Sofrayı zaten söyledik. Girdiniz zaten maşallah. Bol maşallah uslamada. Girdik. Evet. Ama yemek olarak ne yiyecektik tatlı? Garnitürlü dana bonfile ve patates püresi. Evet, garnitürlü dana bonfile ve patates püresi. Masada en güzel oynayan Nergis Hanım. Nergis Hanım kendi için çabalıyor, kendine oynuyor. Yemekler güzel olsa bile Nergis Hanım kendine pay çıkarıyor. O senin benim masam güzeldi. Öteki diyor benim masam daha senden üstün diye biraz tartışma yaptılar. Sürekli yarıştırdılar yani, yarış halindeler. Size söylüyorum, dünkü mantıyı beğendi mi dedin ya ki Nergis'in. İşte ben o yönde... Diyorum, onun üstüne evet bu daha kötü demiyorum. Ya daha biraz daha yani basıp dünkü daha mı güzeldi? Dünkünün daha zahmetli olması, yalnız yapması iriydi, hamuru iriydi. Öyle demişler. Şimdi şunu diyeyim, pardon, şunu söyleyebilirsiniz rahatlıkla sanırım. Dünkü mantı daha güzeldi, bugünkü o kadar güzel değil. Öyle diyebilirsiniz. Canım. Onun iriydi, onun alırdı, buradan koyardı, anlamıyorum. Biraz daha iyiydi yani. Bundan dünkü biraz mı iyiydi? Tabii.
Tabii. Çünkü daha mı iyiydi? Çok daha mı iyi? Biraz daha, biraz daha. Biraz daha iyiydi dünkü mantığı. Vicdanımı çekmiyorum. Hak ettiğini aldın dün. Ben hep düne geçiyorsan, öbür güne geçersek bayağı bir tartışma İş olacak. Öbür işin içinden çıkamayacağız o zaman. Öbür günkü sofraya bir bak, bir de düne bak. Vicdanım rahatsa bak. Ben 6 verdim hanımefendi. Sen az verenlere sorman lazım. Ama benim masama 6 verdin. 8'lik masaya verdin 6. Ben de 6'lık masaya verdim 5. Bitti. Öyle demedin ama. Dedin ki seninki 6'lık masaydı ama öyle verdim. Benim masama 6 geldi. O kadar iyi masaya seninki de 5 eder. İşte bile bile vermediniz. Ben sizden azabı çekmiyorum. Siz biliyordunuz. Rahatla ben yatıyorum. Siz bana hedef aldınız, kendime değil. Hiç de hedef almadık seni. Tamam, yanlış konuşuyorsun. Yok. Hedef alsak seni aramıza almazdık seni. Hepimiz ne yapmazdınız? Aramızdan. Hani yarışmadan diskalifiye mi edecektiniz? İşte bu onları söylüyorum ya. O şekilde demedim. Dışarıda da hep birlikte oturuyoruz. Tabii canım. Ayrılmıyoruz. Yani mecburen size aynı arabalarla alıyorlar, getiriyorlar, getiriyorlar. Yani röportaj o nasıl bir sözdür? Ya biri hayır, ne demek istediğimi telafi edeyim. Cebe almadık yani, sana diyorsun. Seni yani. Cebe almadık. Arkadaşlar birbirimizden ayrı duruyor muyuz? Hayır, birbirimiz hep beraberiz. Için, konuşuyor muyuz? Tabii. İnşallah yani, bundan sonra da sık sık görüşürsünüz. İnşallah. Çünkü ben böyle gerçekten, bana yani ben böyleyim yani, oluşumdan beridir böyleyim. Yani... Ama huyum kurusun diyor sen. Benim huyum kurusun, haksızlığa gelemem. Hiç kimse gelmez ki haksızlığa. Hiç kimse gelemez. Sus. Sen diyorsun ya hani hep haksızlığa gelemem, haksızlığa gelemem. Biz geliyoruz mu? Yemekler nerede? Gelin hanım. Bir saniye arkadaş, bir saniye izin verin. Elvida Hanım. Ama daha yeni gitti. Sormadı. Yemeklerimiz yemekler geldikten sonra içeceği soracak. Dikkat etmiyorsun, bir bakabilirsin. Evet, yemekler gelecek, ondan sonra içeceği soracak. Daha var vakti. Geçtin. Yok. Ama yemekle mi sadece servis ediliyor içecekler sizde? Yani zaten yoğurt olduğu için hani başka içecek içemeyeceklerini düşündük de o yüzden. Belki içen olur. Bence o mantığı ne olursa olsun 5 dakika kalarak dökülmesi lazım. Zaten öyle yaptı. Öyle yaptın ama yine hamur olmuş. Dünkü mantığıyla bir karşılaştır. Sen karşılaştır. Ben haksız olduğumu çıkar. Ben zaten karar verdim. Tamam, bitirdik. Dün bitti. Puanlar verildi. Yarın büyük final artık. Gelinlerinize verirsiniz hesabınızı. Sebzeler biraz yanmış. Etle alakalı bir problem bence yok. Yani göz ardı edilebilir aslında ama... Tabii onların hiç edeceklerini düşünmüyorum. Yemek gelmedi Elvida Hanım. Şimdi geliyorum bizi ben. Unutturuyorsun mu? Geldim. Hadi bir bakın mutfağa, bir bakın ne var ne yok. Bir de çatal bıçak alayım. Bana gelecek bir yemek de değildi ama nerede kaldı? Ya Elvida Hanım bir tabaklar şey sorabilir miyim? Niye bu yemekleriniz minnak minnak geliyor işte. Hayatım? Çocuk oyuncağı gibi. Tadı mı evet. Tadı mı? Kasaptan böyle aldığınız için öyle. Komik komik oldu gerçekten tabaklarda. Bu ne? İçeceğimiz yok. İçecekler şimdi evet, geliyor. Evet hep olmadı. Markete verdiler mi? Geliyor mu içecek? Hadi beni sıkıştırdınız. Gelini mi sıkıştırdınız? Siz neredesiniz? Koş durun. Koşturamazsın. Hayır, ben yapamıyorum maalesef. Söyleyebilirsin gelinine. Gelecek, şimdi söyleyeceğim. Çağırın o zaman. Bir daha atsın. Zuhal Hanım, ben havalı korna yapmak istiyorum. Havalı korna lazım şu an Zuhal Hanım. Evet. Basarak gelinini çağırmak. Ben size çaldım. Bize çaldım. Geline çaldım, size çaldım. İçecekleri de bak da. Ben küçülmüş bu et kesildi mi? İkiye mi böldünüz? Bir yanmış benim. Bir de keşke tatlı tabağına siz niye böyle davrandınız bugün bize? Biz dün cimrilik yaptık evet. Cimrilik olmuş biraz. Evet. Lokmada güzelse ağzınıza atabiliriz. Niye yanmış? Güzel değilse. Yanmış helal olsun. Pardon. Benimki yanmış. Hayır o yanmış değil. Yanmış mı? Pardon. Yanmış benimki. Çatal bıçak aldım. Bıçak şurada. Dur az bir ye bir de. Önce yanmış değil ama onlar. Bir önce biraz fazla pişmiş olabilir. Hayatım bir çatal alalım. Getiriyor çatalları. Gelin hanım bu niye yanmış? Benimkini değiştirir misin canım benim? Ablacığım yanmış olan etin mi garnitür mü? Hangisi olan? Soğanı da yanmış. Yani soğan içinde et yok. Bak ne üzümdeki biberler bak. Yanmayan şeye fazla, yanmış demem. Evet, biraz demem fazla yani. Pişmiş olabilir. Sana soruyorum yanmış mı yanmamış mı? O evet zaman... o elinizdekiler evet. Sonra bana yani insafsız kaynana diyorlar da bu aksilikler de bana geliyor. Bir lezzetine bakın ben etimin güzel olduğunu düşünüyorum. İçecek alayım. İçecek, ben soda alırım eğer varsa. Sodam yok. Ben soda istiyorum. Olmayan var yavrucuğum, boş ver sen. Neden ama? Çünkü ayranım var. Kola aldım, sarı kola aldım, ayran aldım. Sodam, bir tane var. Bir tane almışım.
Bana ben alabilirim sodayı canım. Çok teşekkür tamam, ederim. 6 kişiye bir soda alınır mı? Düşünüyorum, hesaplayamıyorum. Ya markete gitmişsin, 6 tane al, herkes bir tane içsin. Sade Zuhal Hanım'ı düşünerek almış, bize ayıp değil mi? Biz de isteyebilirdik. İsteyen de oldu. Ne yapıyorlar acaba? Ben çok merak ediyorum. Ne düşünüyorlar? De böyle söylüyorlar, yok. Soda istiyor, olmayan şeyi istiyorlar. Şimdi bunu da laf edecekler eminim. Biraz daha akışkan sütle açabilirdiniz bunu Elvida Hanım. Püre zaten böyle olur ki. Olur tamam, ben de biliyorum, ben de yapıyorum. Ama yani hamur gibi sanki ortaya koymuş gibi olmuş bakın. Değil mi? Bilmiyorum, yanlış mı söylüyorum? Tadı nasıl? Tadı tuzsuz. Değil. Fena değil. Fena değil. Zaten tadı tuzsuz. Et de tuzsuz. Et de tuzsuz. Bilmiyorum da. Ama pişmesi iyi. Etin. Evet. Tadı nasıl etin ama? Tadı tuzsuz. Lezzetli bir et mi? Lezzetli bir et demedim ama tuzsuz olduğunu söylüyorum. Mesela şu an. Mesela kuru mu? Garnitürü kuru değil dedim nasıl? Ya. Hı, pişmiş. Ama garnitürler üstünde yanmış. Sadece et iyi idare etmiş pişmesinde ama tuzsuz. Tuzsuz. Emine Hanım ne diyecek? Evet, garnitürleri yanmış biraz. Et biraz pişmemiş. Bana sert geldi. Et gayet güzel pişmiş yani kesiliyor. Bana sert geldi yani. Ve tuzsuz. Püre içinde çok kadı. Biraz daha yayık olsaydı. Şöyle biri katı biraz diyor, biri cıvık diyor. Evet, ben de anlamadım. İyi olurdu. Yok. O da tam tersi. Cıvık diyor. Nasıl oluyor ben anlamadım. Biraz da şöyle akışkan yaygan. Yani aynen akışkan olsaydı sütle açılır mı? Tam tersi söyledin şimdi. Anlamadınız dediğimi. Anlamadım. Böyle tuttuğu zaman kesiliyor. Akışkan olsaydı daha da güzel olurdu. Valla bir saniye. Gibi. İsteyen varsa verebilirim soda. Yok, ben şaka hala, yaptım. Buyurun, gerçekten buyurun. Sağ olun. Paylaşabilirim. İsterseniz ayran var. Aslında bunların yanına ayran da yapabilirim yani. Paylaşabilirim isterseniz. Ben ayran alabilirim. Tamam. Sağ olun. Ben alışkınım zaten. İki bir ortaklı içmeye ayranı da şeyde yarısını bana verin. Peki Nergis Hanım dinleyelim sizi ana yemek tabağıyla ilgili. Üstünde hepsi yanmış bana göre. Garnitür mü yanmış, et mi yanmış? Et güzel olmuş ya pişmesi. Ben öyle diyorum, pişmesi güzel olmuş ama üzerindeki her şey yanmış, şeklini değişmiş. Evet yanıklı. Neyin şekli yanıklı değişmiş? Ana yemeğin garnitürün. Bakın bak gösteriyorum. Eğer yani beni izleyen de sonra diyorsun bak hepsi yanmış yani üzerindekiler. Sade bana dert gelmiş demek ki. Püre? Gel. Püreyi de yani boş bir patatese benzettim. Yani zaten o kadar patatesi kolay olur ki. Patatesen. He? Püre patatesi olur zaten. Ne yapacak ki başka? Cazık da şeyli olmuştu nedir ama kaba olmuştu da bunu hiç yani böyle bir patates püresi görmedim. Nasıl olacaktı? Siz tarif edin. Tadını diyorum. Tadını aldım. Herkesten önce aldım. Tadını nasıl yapıldığını söyle diyor sana. Nasıl yapılıyor sor. Böyle patates söyle. Neyse, neyle zenginleştirilebilirdi içeriği, muhteviyatı? Ne biz, konulabilirdi? Biz onu yapsaydık onun içine tereyağı da koyardık habersiz. Tereyağı koyduk zaten. Hiç tereyağı tatmıyor. Koyduk ama. Hı. Belki az gelmiş olabilir ama tereyağı zaten tereyağı olmaz. Tereyağı koyduk, sütünü koyduk. İşte malzemesi yani, az sadece olmuştu. Peynir koymadı, kaşar da konuyor kaşar normalde. Kaşar da koyuluyor. Biz, herkes koymuyor zaten. Biz onu koymadık ki soğuduğu zaman sertleşmesin diye. Püreyi sanki hamur yoğurmuşsun da ortaya böyle koymuşsun. Kaşıkla alıp böyle püreyi koymuşsun. Hamur gibiydi. Hiç şöyle bir akışkan, güzel, tereyağlı, bol, sütlü olmamıştı püre. Beğenmedim. Yanında patates püresi. Patates püresinin çok adı olması benim hoşuma gitmedi. Ta akıntılı olsaydı daha güzel olurdu. Salata gelmedi. Ha. Gelirdi az önce. Salata ne? Böflerinin lezzeti güzel. Salata gelmedi. Bu yemek yemeyeceğiz mi? Ne? Salata geciktiğimiz unuttuk. Geldi. Hazırlıyordum kusura bakmayın. Tamamdır, hemen geldim. Geciktin ama. Yemek bitti. Kusura bakmayın servis falan hazırlarken gecikmiş olabilir. İzin verecek misin? Bir konuşayım. Yeter artık yani yeter. Konuşan olsa da konuşmasam. Bir sus. Bir hafta oldu daha ilk bir çorbaya şey yaptı. Niye? Kadın fırsat bulursa konuşacak işte. Konuşturmuyorsun. Ben de böyle araya girmek istemiyorum. Konuşun. Bonfilenin tadını sevdim. Evet. Lezzeti güzel. Hı-hı. Tadı tuzu yerinde. Ama sanki bana biraz pişmemiş gibi geldi. Az pişmiş. Aslında güzel pişmiş bu. Hı. Az pişmiş gibi geldi bana. Yani. Patates püresine gelince ben hani hiç yemedim. Ama lezzeti fena değildi, iyiydi yani. Fena değil. Bakın yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz ama toparlayamıyorsunuz. Neden toparlayamıyormuşum? İlk başta ne dedim? Püre güzel olmamış, et pişmiş ama üstündekiler yanmış. Siz de diyorsunuz ki bu da güzel olmamış, et pişmemiş.
Yani bir yorum yaparken düzgün yapsanız çok iyi olur. Hayır, ben et pişmemiş demedim. Ne dedin? Ben dedim ki et sert olmuş biraz dedim. Biraz sert olmuş dedim. Pişmemiş demeye hayır, gelir. Hayır, pişmemiş demek dişim kesmiyor demektir. Ha. Isıramıyorum demektir. O zaman diyebilirsin ki pişmiş yani, yemiyorum. Pişmiş yemiyorum. Ben şimdi sert olmuş şöyle dedim. Birazcık sert olmuş dedim ama pişmemiş demedim. Ha tamam. Özür dilerim ama şimdi benim etim bekledi de kuru olmuş mu? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü etler genelde kuruyor ama ben etimin kuruduğuna, içinin lezzetine çok eminim. Kuru etim değildi. Kuru değil değil mi? Kuru değildi. Yani bana göre kuru aslında değildi. Ben et Allah'ım sana konusunda sığındım. Bu diyor ki kuru değildi, sertti. İşte ya bu sertlikle kurunun arasında fark var, fark. Etim kuru mu dedi, Sultan Hanım değil dedi. Sen? Sizce kuru mu Nergis Hanım? Kuru değil diyorum. Sadece diyorum ki güzel pişmiş ama diyorum üstündekiler yanmış diyorum. Peki sizce kuru mu? Ben bir yorum yapınca bir Fatma kere yapıyorum. Fatma Hanım sizce kuru mu et? Bir kere yapıyorum. Çok kuru yok. Değil değil. Çok kuru değil bana göre. Bir şey mi lazım? Bence kuru ederim değil ama çok biraz şişmemiş. Fırında sıkıntı var, etin tuzsuz. Ama kuru pardon değil. Güzel yani. Etin kurumamış, iyi de pişmiş. Soğumaması lazım yani. Su bu püre, bunun şeyin yani sıcak olması daha gerçekten güzel olur. Gerçekten belki soğumasından da olabilir. Soğumasından evet olmuştur. Salatanı ondan sonra ya patates püresinin içine birazcık muskat falan çok güzel gidiyor. Tabii. Ekleniyor, biraz tat ya, katıyor. Risk almak istemedim aslında. Ya, çok az, az, çok az yani. Birazcık da tereyağdan da ziyade mesela süt de gerçi koymuşsun, tereyağı da koymuşsun evet, ama sanki yeterli gelmemiş patates püresindeki lezzete. Lezzetini verememiş yani patatese koyduğun şeyler. Etin kurumamış aslında. Fakat onda da bir lezzet eksikliği var. Yani garnitürün var üstünde. Evet. Onlar evet birazcık fazla pişmiş. Fakat ette ne sosu yaptın? Salçalı mı domatesli mi? Hayır ben salça domates kullanmadım. Ben sadece marine ettim. Zeytinyağı, kekik, kırmızı biber, karabiber, biraz sarımsak koyarak onu ben bir saat boyunca beklettim dolapta. Hem kurumaması için yemiyordu. Keşke koymasaydım. Şimdi şöyle ben sarımsakları üstünde değil kesinlikle. Ben seviyorum ben yani. Ben rendeledim. Sadece biraz özür dilerim aromasını vermesi için ve biliyorsunuz belki marine işlemi aslında eti pişirme işlemidir. Tabii tabii çok önemli. Yani o çok önemlidir. Ben o yüzden pek kuruduğunu da yok, kuru zannetmiyorum. Yok kuru değil. Peki salata ile ilgili dediğim bakın ben de dedim sizi kuru değil dedim. Tabii evet salata ile ilgili dediğim. Salatanın biraz yağ eksik, tuzu çok da az. Çok parlıyor gibi ama böyle çok ben buradan baktığımda lezzet alamadım. Yağ eksik. Diri mi yani? Diriliği iyi. İdare eder artık. O önceden yaptıysa. Tabii. Hayır önceden hiçbir şeyini koymadım. Daha demin koydum her şeyini getirdim. İşte yağ biraz eksik olmuş. Sosu az gelmiş yani öyle söyleyeyim sana. Sosu az gelmiş. Evet. Sosu yağı şeyi biraz içine az gelmiştir. Bana da öyle geldi. Ben gerçi yani ben hep hani hayatımda ya, kıvırcık pardon salatası sade yediğim yoktur. Sadece kıvırcık karışık yok mı onda ama. Yani ben karışık kırmızı da kıvırcık var. İşte sadece ben burada yeşil kıvırcığı görüyorum. Öbür hiçbir şeyi göremiyorum. Bakın hemen önünüzde. Ha bakın. Önünüzde. Biraz malzeme eksikliği var. Malzeme eksikliği vardır canım benim. Şeyden değil. Söyle. Salatada yağ biraz eksikliği var, limon eksikliği var, tuz eksikliği var. Limon isterseniz eksikliği limon koymayabilirdiniz, nar ekşisi yerine bakın koyabilirdiniz. Nar ekşisi de koydum. Ama az koydunuz herhalde. Şimdi çok fazla limonlu ve nar ekşili salata biraz bayıyor bence. Yani ben aslında bunu zıvalamla değişsem, onunki havuçlu, benimki boş kıvırcık. Tövbe ya. Kaynanayı niye zor benim kaynana benim salatamda mı gözünüz kaldı? Vereyim buyurun. Zor kaynana olduğu için sodamı da vereyim, salatamı da vereyim. Bende yoktu o yüzden. Benimki boş kıvırcık, seninki yani sanki sana özenmişler. Ben de dedim anne. Biz de misafiriz. Yani aslında havuç koymuş, karıştığı için sizin gözünüze gelmiyor. Bu havuçu böyle ortasına koyarsan böyle rendeleyip bir top. Benimkinde hiç yok. De göremiyorum. Var var. Hiç yok. O zaman niye kopya koymuş koymuşum? Ya süsü o üstüne öyle yanına iki çeri domates ortasına bir zeytin falan zenginleştirilmiş. Belki gören ama gelinler beni sevmedi koymadılar ama bu neden koymadı daha hiç görmemiş. Yani mevsimi değil aslında ben süslemek istedim. Kabuğuyla bir gül falan yapayım dedim ama onu da dedim yenmeyen bir şey niye tabakta diye söylenirsiniz keşke diye. Keşke yapaydın hayatım. Gerçekten onu da şey keşke yapmak yapaydım istemedim. Bence sadece tuzu eksik salatanın. Onun dışında güzel. Limonu falan güzel. Limonu falan güzel. Yani. Limonu yağ yeterli ya. Bunların sadece hepsinden çok tuzlu yiyen benim yani. Normalde kaynanan şey, da biliyor. Tansiyon attı. Tansiyonu var ama tuzlu yaptı. Tansiyonum çıktı diyorsun hem tuzlu diyorsun. Yapma Allah. Gelin ile sinirlendikçe salata tabaktan çıktı. Kendisi çıktı. Ben biraz sinirliyim aslında ve üzgünüm.
Çünkü emin olduğum yemekleri yaptım ve et konusunda kesinlikle marine işleminden kızartma işlemine çok eminim. Garnitürüm evet biraz yanmış olabilir. Yani mantarları içindeki mantarlar kararmış olabilir. Ama etimin lezzetine kesinlikle eminim. O kadar beklemesine rağmen kuru da bir et çıkartmadım önlerine. Bana soruyor pardon seyircilerimiz. İşte Zuhal Hanım Allah size sabır versin. Nasıl dayanıyorsunuz? Efendime söyleyeyim. Başınız ağrımıyor mu? Bizim ekran başında şişiyor. Siz ne yapıyorsunuz eve gidince? Sinir hastası mı oluyorsunuz? Ben eve gittiğimde ses çıkaran her şeyi kapatıyorum. Dolayısıyla bütün iş bir sessizlik içerisinde geçiyor. Böyle bir iki saat böyle bir odaya kapanıyorum karanlıkta. Sessiz, telefonumu kapatıyorum. Kimse kapıyı çalmasın diyorum. Ancak kendime belki geliyorum. Belki kapıyı akşam 10 çalarım. Gibi kendime geliyorum yani. Belki onda da ben çalabilirim sizin kapıyı. Rüyalarla girerim. Ben çok... Ben gerçekten yani yorum da yapsam her şeyi... Ben taşındım ablacığım. İstanbul'da oturmuyorum. Yok ben oraya da gelirim. Bulurum. İstanbul dışındayım ben. Bularım. Taşındım. Şehrin hay huyundan uzağa gittim. Gelin hanım tatlılar nerede? Bence gayet mükemmel bir tatlı yiyecekler. Her ne kadar araya espriler katsam, laf da katsam unutmuyorlar, unutmuyorlar. Ama çok ağır çalışıyor yani. Zaten. Bakın yani gerçekten ağır çalışıyor. Berna yardım et yavrum. Getirseydin keşke. Nerede gelecek? Hani Berna istersen. Berna da saniyeye getiriyordu yine de. Ben her şey Berna, Berna diyorum. Berna'yı bırak. Biz Şeyma'ya söyleyeceğim. İyi olurdu. Biz Şeyma'ya söyleyeceğim. Şeyma'ya söyleyeceğim. Şeyma kendini savunamıyor ki. Şeyma'cığım. Efendim anneciğim. Hadi yavrum. Ha, tamam anne ben hemen tatlıları. Sen buraya bir tatlı şey dondurma daha koy. Neden? Çünkü az o dondurma. Tamam. Dondurma şeyini bulamadım. Ve tepsiyle de gel o bardakları topla. Ay şey içecek bardaklarını. Tamam. Acaba mutfağa gidip yardım isteyen bir şey saygısızlık olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Mutfakçı sensin bence Allah'ım. Hiç durma. Ha? Hiç durma. Gideyim mi? Ev sahibi bıraksa gideceğim. Ev sahibi izin vermedi. Yok yok. Gitmeyeyim mi? Huyum kesilsin. Ben ne yapayım? Duramıyor ya. Aa böyle bir şey. Aa siz de gaz vermeyin. Hayır. Gerçekten öyleyim. Bir misafire gidiyorum oturuyorum diyorum gibi bir sürü için. Yahu giremezsiniz dediler. Girmeyin. Ayıp oluyor. Böyle bir tane kayınvalide fırladı gittin. Gitti evet. Bazıları da karambolden faydalanıyor. Biz konuşurken fırlıyor gidiyorlar. Gelin sunumdan memnunum. Ufak tefek hataları tabii ki olabilir. Kendini savunmasını en iyi şekilde yapıyor yani. Hadi yavrum. Bir de tepsi bardakları toplarsın. Tamam anne. Hadi. Koş, koş, gitsene. Git, git. Kalk fırsat. Ay tam zamanında geldi. Geliyordum bu sefer. Geldim abla. Lütfen. Geldi, geldi. Lütfen. Lütfen abla. Yani bir bakayım. Lütfen. Hayır, hayır. Lütfen. Ben tatlılarımı getirdim. Tatlılarımızı yiyelim. Tatlı tatlı konuşalım. İnşallah beğenirsiniz. Sağ ol. Buyurun. Sonra tepsiyle gel. Tamam anne. Bence tatlı tatlı tabağında gelirdi bir kurtlu şeyde. Lan bu fincan şeyi diye abartma. Tabii. Nergis Hanım abartma. Kulplu. Bu tatlı tabağında gelir. Abartma. Yok yok. Ben abartıyorum. Bilmiyorum. Huyum kesilsin. Ben gördüm de anladım Zuhal Hanım. Olmamış. Ay kupkuru. Bir dakika bir saniye. Neyi tamam. Anlamadınız? Neyi anladınız? Gördüm de anladım. Çok kuru olmuş bu. O çekmemiş. Hissetmedim. Gözümde ben biliyorum. Bak çünkü 35 yıllık sen, evet. Ama böyle kestiğin zaman çıtır diye bir ses geliyor. Yok ve onu ben biliyorum nasıl olduğunu. Şey akışkan, güzel, yumuşak bir kıvamda gelmeliydi bu. Ne zaman yumuşak koydun bunun şerbetini? Bir buçuk şimdi saat vardı neredeyse. Bir buçuk saat bekledi mi? Tabii. Aa, yeterli gelmemiş, olmamış canım. Ben sana şimdi de yemeden söyleyeyim. Şerbeti yemeden. Şerbetini mi çekmemiş? Hayır. Çekmemiş şerbet. Çekmemiş. Üstü kupkuru, bakın üstü kupkuru şerbet alta inmiş. Kırtı kırtı etmez kadayıf. Ya şerbeti... Kadayıf yumuşak kıvamı olur hayat. Aslında yani olmamış. Kadayıf biraz daha çıtır çıtır olur. Biraz çıtır olur kadayıf. Evet ya. Yani... Biraz yumuşak biliyorum, ben öyle seviyorum. O ayrı, o sütlü kadayıf falan ayrı. Aynen. Bu yani... böyle çıtır çıtır olur. Şerbetlisi de öyle. Tamam ama abla şimdi bak altı kadayıf. Yumuşaktır, üstü biraz çıtırlaması evet, gerekir. Evet, yumuşamaz ama bu bayağı bir sert. Fazla bayağı, yumuşamaz bayağı ama bu fazla arkadaşlar da ne görüyor bilmiyorum ama. Peki onları da soralım buyurun. Şerbet alta inmiş yani baksana. Demek ki şerbetinde hata var. Transit geçmiş onu. Evet transit geçmiş. Hiç uğramamış. Aslında bayağı da koyu şerbetim ama. Tamam sen yapmış şerbet. Olabilirsin ama saati tutturamamışsın. Bir zamanımız buçuk olsa. Ya. Bir buçuk saat. Bir zamanımız olsa çeviririm şerbet alır. Bir buçuk saat mi kaldı bu şerbette? Tabii şimdi ki.
çekmemiş. 2-3 saatte çeker sert ya. Sert olmuş. Bakıyorum işte. Ben yapıyorum çünkü bunu hep. Gerçekten yani dondurma çok güzel olmuş ya. Dondurma güzel olmuş. Yani. Dediğim afiyet olsun ama hiç ben kabul etmiyorum yorumlarınızı. Gerçekten sert oldu. Yani. Biraz çok daha yumuşak olsaydı güzel olurdu. Peki. Şerbetinin tadı güzel. Ama birazcık da ne çok yumuşak olsun ne de sert. Gerçekten yani böyle bıçağı koyduğun zaman kesilmiyor yani zor kesiliyor. Biraz sıkı olmuş olabilir mi? Ondan da olabilir sanki. Olabilir. Hiç olmamış, çekmemiş. Belki kadayıfı yoğun olduğu için almamış olabilir. Yani çok o da olabilir evet. Kadayıfı koyduğun tepsinin içine, kadayıfın üstüne kadar şerbetini getirdin mi? Tepsi değil, fincanda yapıldı. Fincanda yapıldı. Üstüne kadar fincan getirdin. Fincan değil. Şimdi tamam. Ben fincanda pişirmedim bunları. Fincanda tamam. Kalıpladım, tamam. Tepsiye koydum, tamam. Kızarttım. Anladım. Üstüne şerbetini koydum. Yarısı yani bayağı böyle dolandırdım şerbetini ki kuyu şerbet yaptım. İçinde daha hapsolsun, tamam, dursun diye. Tabii ki de o çekmemiş. Çekmemiştir, evet. Evet, Sultan'ı da dinleyelim. Tadı hafif. Ağır değil. Evet, şerbeti şekeri. Güzel. Şerbeti güzel. Dedin bu şerbeti sıcak mı döktün, soğuk mu? Ilık. 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 Yani çünkü çok ben de yumuşamasını istemedim açıkçası. Yani benim hani istediğim şey de üstünün çıtırlığıydı. Şeyin söylediği doğru bir şey Manan. Üstü evet biraz çıtır olur. Evet. Doğru. Evet. Fakat bunu maalesef hanımlara katılmak durumundayım. Ortası biraz sert olmuş. Ya yani ortasında hiç şerbet yok. Evet. Birazcık daha belki dediğin gibi basıldığı için evet, almadı olabilir. İçine. Yoksa tadı çok güzel. Tabii. Üstünün çıtırlığı güzel, şerbetin kıvamı güzel, şekeri güzel. İyi tutturmuşsun şerbetini. Üstünün çıtırlığı güzel. Sadece tek sıkıntı biraz sert olmuş ortası. Bak ayran içiyorum. Şerbet hiç geçmemiş oradan. Peki. Yani tatlıyla ayran da gider aslında gider, içiyorsanız. Gider. Ben de yani... yerim tatlıyı. Tabii tabii zaten uzmanlar evet. Böyle diyorlar dengelesin diye kan şekerini. Evet bugün de tatlılarımızı yediğimize göre ellerine sağlık ben diyelim ve açık puanlamaya geçelim. Bugün hepsi de dolu gelmiş. Aslında çok büyük emek sarf ettim ben. İki kere hamuru açtım. Buradaki sıcaklığa maruz kaldığı için hamurum sert olmasına rağmen kendini saldı. İkinci kere yoğurdum, tekrar açtım. Son dakikaya kadar uğraştım, çabaladım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ve emin olduğum aslında 2-3 yemek varken ki tamam etime kuru değil dediler ama onun da lezzetini alamadıklarını söylediler. Ki ben et konusunda çok kendime güvenim vardı. Ama hepsi de kurulu gelmiş, hepsi de oynuyor bence. Hiçbir şeyi beğenmediler. Kendileri bilirler, haksız yere birinci olacaklarsa buyursunlar olsunlar. Aslında puan olarak da şöyle, ben o kadar çok yani hiçbir şeyi beğenmediler ki onların verecekleri bence 4-5 ama benim hak ettiğim 7-8. Bir mantınıza ben... Bir tek mantıya. Evet. Ne çorbaya, ne havuç taratora. Benim vicdanım rahat. Hak ettiniz. Vicdanınız rahat mı? Gerçekten rahat canım. Bak çorbanı, arabaşını hiç beğenmedim. Hiç hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben mi verdim sizin gelinize puanı? Hiç. Puan demiyorum. Puan için tamam demiyorum. Tamam da beğendim. Ben vermedim ki. Neyi beğendiniz peki? Beğenmedim yani hiçbir şeyi. Yani şu yaptığınız kesinlikle haksızlık. Ayrılmak istiyorum gerçekten. Bir saniye pardon. Ben gitmek istiyorum. Ne ben diyorsun? Hiç iyi değilim. Sinirlerim bozuldu. Hadi hanımlar buyurun bugün de Şeyma'ya puan vermek için alın elinize. Evet, bugün ilk olarak Emine Hanım'ın puanıyla başlayacağız birazdan. Bugünün ilk puanı gelecek Emine Hanım'dan. Puanım 4. Döndürün lütfen. Heh. Oldu. 4. 4'lük bir masa mıydı? Gerçekten ben... Dedim ya, bir mandınızı biraz beğendim. Ediniz de pişmemişti, sossuz. Pişmemişti. Pişmemişti. Sert dememişti. Yani. Sert, sert değildi. Kuru olan et sert olur. Kuru değil dedik ya hepimiz. Kuru demedim. Sert. Ama nasıl oluyor? Bir mandınıza ben... Bir tek mantıya. Ama evet. Hiç hak etmediğim bir puan oldu. Ne çorbaya, ne havuç taratora. Benim vicdanım rahat. Hak ettiniz. Ben onu beğendim. Hak ettim. Masam, düzenim, peçeteleri tek tek... Sizin için onları ben özenle kapladım. Aynı şekilde öbür masalarımız
Ta iyileri de geldi. Aynı şekilde herkes hakkını aldı. Ben de 4 vermek istedim. İçimden o geldi. Yani 4 mu hakkım? Kördüğüm masada 4 diyor. Az geldi. Yani. Evet, biz bakalım. Gitmediğimiz inanıyoruz. Sultan Hanım'dan kaç puan ben gelecek? Ben de agıtmamışım. Benim puanım 4. Bir 4 de burada. Kapatın. Yani hiç vicdanınız rahat mı? Gerçekten rahat canım. Bak çorbanı, ara başını hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Neye verdiniz 4 puanı? Neye verdim? Bonfile iyiydi. Hani o kadar şey değildi, iyiydi. Taratorunu da biraz beğendim. Patates püresini. Tatlı da güzel değildi. Hani şerbet içecek. Bir tek patates püresi ve ete mi geldi bu? Salatası. Başka yok. Peki sıfırla yani 1 ile 3 arasında eksik olan menülere veriyoruz. 3 başlamıyor mu ilk önce? Yani 1'den başlıyor artık 1 demek. 1'e tabi değil mi? Evet, yani 1'e karşılık denk geliyor. Biraz böyle 2 gibi olmuş oluyor. Benim hakkım 2 mi şu an yani? Bence değil. O kadar değil. Çok ben düşük. O hamuru yani o peruhi için 2 kere hamur sıfır yoğurdum. Ya iki el açması vardı. 2 kere onunla uğraştım. Hiç hak ettiğimi düşünmüyorum. Peki. Şimdi sıra Fatma Hanım'ın puanını öğrenmekte. Benim puanım 5. Teşekkür ederim diğerlerine göre. Yani 5 iyi de değil, en kötü iyisi de değil. Orta bir puan oldu. Teşekkür ederim. Fatma Hanım genelde güzel puanlar veriyor. Fena değil en azından diğer hanımlara nazaran daha iyi puanlar veriyor. Evet, son olarak da Nergis Hanım'ın puanını göreceğiz. O zaten demişti. Ama yani o zaten demişti dün 4 verdim bu diye. Bu hiç olacak bir iş değil. Yani 4'ü kabul etmedim. 3'ü nasıl kabul etmemi bekliyorsunuz? Evet ya. Benim gelinim nasıl? Bırakın lütfen sizin geliniz. Lütfen. Ben tamam mi verdim sizin gelinize puanı? Hiç. Puan demiyorum. Puan için demiyorum. Tamam da beğenecek ben vermedim mi ki. Bakın. Sizin geliniz de mantı açmış. Ne kadar zorlandığını en iyi sizin beni anlamanız gerekiyor. Biliyorum ya anlamam. Ama sen ama açmamıştın yani ki hamurun içini. Yani ne şekilde olduğu belli. Hamur açmadan mı oluyor? Öyle bükülü mü oluyor? Ne? Öyle oluyor. Hamurdan anladığım için. Yani? O zaten topak vereceğim diye geldi. Önünüze mi koydum size? Siz de aynı şekilde de safhalardan yok geçti. Onun ki sadece sonucu şeyi değişik, şekli yani değişik. Gene mantar burada açılıyor. Aynı bağlamış mıydı şey acaba benim geldim diye? Ya, o bağlamalı değil zaten. Şekilde, o bağlamalı değil zaten. Neye verdiniz bu 3 puanı? 3 puanı ben zaten dedim ki etin üstünde hiçbir şeyi beğenmedim. Etin üstü de yanmıştı. Etin üstü yandı diye 3 puan mı? Evet 3 puan benim. Neye geldi bu 3 puan? Neyi beğendiniz peki? Söyledim zaten dün de neyle geldi. Beğenmedim yani hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi. Bak diyorum hiçbir şeyi. Hiçbir yemek olmamış mıydı? Yani şu yaptığınız kesinlikle haksızlık. Benim en güzel etime yani tamam üstü belki biraz yanmış olabilir belki ama gelmeseydi. Benim en güzel etime o yani bu 3 kesinlikle ben kabul etmiyorum ya böyle bir şey olamaz. Allah nasıl kabul etmiyorsun? İşte kabul etmiyorum ya kabul etmiyorum ama. Hani bunun işte, açıklanacak öyle bir tarafı, hayır bunun açıklanacak bir tarafı yok ki. Peki finalde gelinleriniz biz gelinler olarak hepinize tek tek bu puanları sorduğumuzda ne cevap vereceksiniz? Bize mi? Öyle evet, sultanım kusur oturuyorlar. Şu hallerinden eser kalmıyor. Belki senin gelinin bana hak verecek. Sen de sen de hamur açtın, ben de hamur açtım diye. Onu izlerken görecek nasıl açıldığını. Tamam görecekler işte ben de onu şimdi söylüyorum. Göreceksin. Sen bunu 3 vereceğim diye geldin verdin helal ya olsun ben, sana. Ben belki yarım 10 vereceğim buna. Ben ayrılmak istiyorum gerçekten. Bir saniye pardon. Ben gitmek istiyorum. Nereye? Ben hiç iyi değilim. Nereye Şeyma? Ben i̇şte hiç kabul etmiyorum Zuhal Hanım. Benim gelinim o sofraya 4 aldı güler yüzle karşıladı. İşte bakın. Ben hiç iyi değilim. Hak ettiğim hiçbir puan vermediler. 10 yani İstediğim hiçbir şey olmadı onların gözünde. Sinirlerim bozuldu. Son kaynananın 3 vermesi beni şeyden çıkarttı. Onun gelini de mantı açmış, ben de açtım. Benim ne demek, nasıl zorlandığımı asıl onun iyi bilmesi gerekirken o bilemedi bunu. Hakkımı yendiğini düşünüyorum yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar emeğe bu kadar şeye 3 mü yani?
benim annem kesinlikle bu kadar yüksek puanlar vermişken çok inanılmaz kötü oldum. Keşke vermeseydi. Keşke ben söyledim ona hakkı olanı hakkını verdi ama olmadı yani. Kendi bilecekleri iş. Böyle kazanacaklarsa buyursunlar kazansınlar. 10 bin lirayı da parayı da hakkıyla yiyebileceklerini düşünüyorlarsa buyursunlar yesinler. Vallahi Nergis Hanım ne var yani Ramazan ayındayız bir de 4 puan verseniz 5 puan verseniz ne olur ne? Bu kadar mı zor bu kadar mı olmamıştı hiçbir şey ya. Haklı bana yani göre, moralinin bozulmasında vallahi olacak bana iş göre, değil. Bana göre ben beğendiğim şeye veririm beğenmediğime de vermem ki hani. Zaten beğense de vermek zorunda değilim demişti kendisi. Ne dedin beğense de vermek zorunda değil. İki çeşit yemeği de beğendim yani. Yedim 6 verdim yine tepki. Zaten 6 da versem tepki alacağım çünkü göze batan bir dün kaynanayım. Dün çıkarken 3 vereceğim diye gitti zaten. Öyle mi? Dün çıkarken 3 vereceğim diye gitti, geldi 3 verdi. Öyle mi dediniz? En azından sözün eriymiş. Öyle mi dediniz? 3 mü vereceğim dediniz dün? Yok evet. Öyle bir şey de, sinir anında dedim ama ne dedin? Demişiniz işte. Vereceğim dedin. Dedim. Aa! Geldim yap, helal olsun. Bir de dediniz sözün yani. Hiç belli olmaz. Beğenirsem yemeği ben yedim. Ben de yapacağımı biliyorum dedi. Hiç olmadı Nergis Hanım, hiç olmadı. Vallahi hiç olmadı. Peki. Size bravo. Bravo. Gerçekten bravo, bravo size. Evet, maalesef puanlar çok düşük. Şeyma ben gitmek istiyorum dedi. Arkadaşlarımız yanında. Maalesef çok düşük puanlar. Evet, eline emeğine sağlık diyeyim. Siz iletirsiniz artık. Evet, yarın büyük finalde Sultan Hanımlar'da olacağız. Görüşmek üzere hanımlar. Şeyma'cığım senin de eline emeğine sağlık diyorum ya ben sana 7 puan veriyorum. Yarın büyük finalde görüşmek üzere. İyi akşamlar.